Evet, çok kıymetli meclis üyelerimiz, kıymetli çalışanlarımız, çok değerli körfezliler, öncelikle herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Haziran ayı meclis toplantımızın, olağan meclis toplantımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii uzun bir aradan sonra, 3 ay sonra olağan meclis toplantısı yapıyoruz. Bir olağanüstü toplantı yapmıştık yine bu salonda. Artık rutin olağan toplantılarımıza geçmiş olduk. Pandemi süreci sebebiyle yavaş yavaş ülkemiz çok şükür normalleşme sürecine doğru adım atıyor. İnşallah daha da iyi noktaya doğru gideriz ve bir an önce bu pandemi sıkıntısından ülkemiz, milletimiz, tüm dünya insanlığı kurtulmuş olur. Bu da tabii bize bağlı, vatandaşlarımıza bağlı, herkesin alacağı bireysel önlem ve tedbirlere bağlı. İnşallah bir an evvel bu sıkıntıdan kurtarırız. Artık normal hayatımıza tamamen dönmüş oluruz. Ben tekrar toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum ve yoklamayı aldırın canına. Evet, Haziran ayı meclis toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Yoklamamızı alıyorum. Selahattin Kabadayıoğlu, Mete Bilgin, Murat Gülbiçim, Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Sinan Barışkaya, Canan Molluoğlu, Yusuf Eryersoy, Selami Tanış, Mehmet Şahin Ergün, Ayşe Hacet Aşar, Doğan Orak, Recep Akova, Cengiz Öztürk, Mehmet Sayın, Kadir Alçık, Fevzi Canbaz, Ender Oğuz, Mehmet Candemir, Reşat Sarı, Enver Okan, Arif Ersoy, Engin Taşdemir, Eren Kır, Erkan Uygun, Sevgi Yamanker, Yelda Pişkin, Erkan Peker, Ahmet Topuz, Murat, Muzaffer Sayıcı, Volkan Özmen. Evet, çoğunluğumuz herhalde var. Gündeme geçirebiliriz. Ben Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları adına sizleri saygı duruşuna davet ediyorum. Ruhları şad olsun. Evet. Gündemimizin ikinci maddesi tutanak özetinin onaylanması, oylanması bir önceki. En sonki tutanak özetimiz sizlere ulaştı zannediyorum. Tutanak özetinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tabii bu ayki meclisimizde encümen üyesi seçimleri ve komisyon üyeleri seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Normalde bunu Nisan ayında yapacaktık. Biraz gecikmiş bir seçim. Şimdi inşallah hep beraber encümen üyelerimizi ve komisyon üyelerimizi seçelim. Üçüncü maddemiz encümen üye seçimi. 3 kişi seçeceğiz. Gruplarımızın önerilerini alalım. Mikrofonu alalım. Mikrofonu. Arkadaşlar, hadi bir mikrofon verin hemen. Bunu herhalde kapalı zarfla seçiyoruz, değil mi? Evet, Sayın Başkan, değerli meclis arkadaşlarımız, kıymetli misafirler, kıymetli basın mensupları, değerli mesai arkadaşlarım. Uzun bir aradan sonra bir araya geldik. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde her şey daha normal olacak. Bugün normal bir meclis toplantısı yapmaktayız. Tabii mesafeli normal bir meclis toplantısı yapmaktayız. Yine bugünümüze şükür. Mevlam bir daha böyle zorluklar göstermesin inşallah. Encümen üyeler olarak, AK Parti grubu olarak Murat Gülbiçim ve Doğan Orak teklif ediyoruz. MHP grubundan da
arkadaşlarımız Muzaffer Sayıcı MHP grubu da Muzaffer Sayıcı'yı teklif ediyor. Evet, diğer gruplardan öneri var mı? İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Efendim? Hakkını tanımayalım mı? Evet, herhalde başka isim önerisi yok zannediyorum. Efendim? Valla, yani siz seçeceksiniz. Benim bir tane oyum var. Evet, herhalde yok zannediyorum. Peki. Bir dakika, şeyleri toplasınlar mı? Tabii bu arada bir önceki encümen üyelerimize, görev değişikliğiyle encümen üyeliğinden ayrılan arkadaşlarımıza da ve onlarla birlikte çalışan tüm encümen üyelerimize teşekkür ediyoruz. Güzel çalışma gerçekleştirdiler. İnşallah ben inanıyorum ki yeni seçilen arkadaşlarımız da aynı şekilde özveriyle çalışacaktır. Sayıcı. Murat Gül için Doğan Orak. Doğan Orak, Murat Gül için Muzaffer Sayıcı.
Doğan Orak, Murat Gül için Muzaffer Sayıcı. Boş. Murat Gül için Doğan Orak, Muzaffer Sayıcı. Murat Gül için Doğan Orak, Muzaffer Sayıcı. Murat Gül için Doğan Orak, Muzaffer Sayıcı. Boş. 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 Murat Gül için Doğan Orak, Muzaffer Sayıcı. 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 Boş. 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 Murat Gül için Muzaffer Sayıcı, Doğan Orak. Doğan Orak, Murat Gül için Muzaffer Sayıcı. Murat Gül için Doğan Orak, Muzaffer Sayıcı. Murat Gül için Doğan Orak, Muzaffer Sayıcı. Bitti başkanım. Evet, teşekkür ediyorum. Sayılarımız nasıl? Sonuçları söylüyorum. Murat Gül biçim 18 oy, Doğan Orak 18 oy, Muzaffer Sayıcı 17 oy, 9 adet boş oy var. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu oy sonucuna göre Doğan Orak, Murat Gül biçim ve Muzaffer Sayıcı arkadaşlarımız encümen üyesi olarak seçilmiş oluyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Evet, bir sonraki komisyon üyesi seçimine geçelim. Dördüncü maddemiz plan ve bütçe komisyon üyeleri seçimi. Önerileri alalım. Evet, AK Parti grubu olarak Mete Bilgin, Ayşe Hacet Açar. Evet, İYİ Parti. Ender Oğuz. Ender Oğuz. Sevgi Yamanker. Cumhuriyet Halk Partisi Sevgi Yamanker. Ahmet Topuz. Evet, önerilen arkadaşlarımızın plan ve bütçe komisyonu üyeliğinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. İmar ve Şehircilik Komisyonu üyeleri önerilen. Evet, İmar ve Şehircilik Komisyonu önerilerimiz Selahattin Kabadayıoğlu, Selami Tanış, Recep Akova. Evet. Fevzi Canbaz. Eren Kır. Volkan Özmen. Kaç kişi oluyor? 5 kişi mi oluyor? Tamam, kaç oldu? Yok. Ahmet kalmadı size. Evet. Önerilen arkadaşlarımızın imar komisyonu üyeliğini kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu. Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu Mehmet Şahin Ergün, Canan Mollaoğlu, Kadir Alçık. Evet, 3 tane, öyle mi? Evet. İYİ Parti ve CHP. İYİ Parti ve CHP. Recep Sarı. Reşat Sarı. Ha, Reşat Sarı. Pardon, Reşat abi. Erkan Uygun. Evet. Teklif edilen arkadaşlarımızın Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu üyeliğine seçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Bu komisyon üyelerimiz 2021 Haziran ayına kadar seçiyoruz. Bir yıllığına. Niye buraya Haziran yazdınız o zaman? Yani ben de Nisan biliyordum ama siz Haziran yazdığınız için biz Haziran diye okuduk. Evet, bu arkadaşlarımızın, tüm seçilen komisyon üyeleri arkadaşlarımızın 2021 Nisan ayına kadar seçimini yapmış oluyoruz. Nisan ayında 2020'de tekrar yeniden seçeceğiz. Evet, 7 Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin seçimi. Mehmet Sayım, Recep Akova, Sinan Barış Kaya. Evet. Mehmet Can Demir. Engin Taşdemir. Evet. Biraz önce komisyonlarımızın önerdiği isimlerin Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine seçimini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yanlış gitmiyoruz değil mi? Şimdi sosyal hizmet. Evet, 8. Sosyal Hizmet Komisyon üyelerimiz. Cengiz Öztürk, Mehmet Sayın. Evet. İyi Parti. İyi Parti, MHP ve CHP'den bir adına aday alacağız. Arif Ersoy. Yelda Pişkin. Evet, Ertan Peker. Komisyon üyelerimizin önerdiği bu isimlerin Sosyal Hizmetler Komisyon üyeliğine seçiminin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri. Yusuf Eryarsoy, Doğan Orak. Evet, AK Parti Yusuf Eryarsoy, Doğan Orak. Enver Okan. Evet. Enver Okan, Yelda Pişkin, Volkan Özmen. Evet, önerilen isimlerin Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine seçimini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, komisyon üyelerimizi de seçmiş olduk, yenilemiş olduk. Tüm komisyon üyelerimizi tebrik ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Görevlerinde de başarılar diliyoruz. 10. gündem maddemiz faaliyet raporunun okunması ve oylanması. İsterseniz önce söz verelim gruplara, söz almak isteyenlere, daha sonra da okunması ve oylanmasına geçelim. Evet, söz almak isteyen, evet Fevzi Bey buyur. Sayın Başkan, çok değerli meclis üyeleri, 3 ay sonra yeni meclisimizin ilçemize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yüce Meclisimizi, ekran başında bizleri izleyen Yüce Milletimizi İyi Parti grubu adına saygıyla selamlıyorum. Tabii bir hafta önce kitap önümüze geldi, inceleme fırsatımız oldu, bol bol fotoğraflarınızı gördük. Onun dışında başka da bir şey yok. Faaliyet raporunun görüşülmesinde yer değişimi yapıyor muydu? Yapıyorduk değil mi? Niye uyanmıyorsunuz? Nasıl anladım? Ama uyandık. Ne, anlamadım başkanım. Faaliyet raporu görüşülmesinde başkanlık görevini başkan vekilimize vermem gerekiyordu. Evet. Evet, ben başkan vekilimiz Faruk Bey'i kürsüye davet ediyorum. Alkışlarla. O mu söz verecek bize? Tabii, o söz. Yeniden söz hakkı verecek. Sen doyuştur. Saygıdeğer meclis arkadaşlarım, çok değerli primamülerimiz,
Değerli katılımcılar, ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Faaliyet raporu maddesi, faaliyet raporunun görüşülmesi maddesi de Sayın Başkanımızla, Meclis Başkanımızla vekil olarak yer değiştirdik mevzuat gereği. İnşallah alacağımız kararlar hem meclisimize hem de körfezimize hayırlar getirir temennisiyle. Ben bu maddeyi başlatıyorum. Söz almak isteyen arkadaşlarımla başlamak istiyorum. Öncelikle söz almak isteyenlere bir not almak istiyorum. Evet, söz almak isteyen arkadaşlar. Fevzi Canbaz. Evet, Fevzi Bey. Erkan Bey. Evet. Engin Taşdemir. Başka arkadaşlar. Bir saniye. Selahattin Kabadayı. Doğan Orak. Başka. Ayşe Halit. Başka var mı arkadaşlar? Evet. Herhalde kafi. Evet, ilk söz almak isteyen Fevzi Bey'den başlamak istiyorum. Buyurun Fevzi Bey. Evet, selam dolayı yapmıştım. Tekrar gerek duymadığımı bildirmek istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 1964 yılında kurulmuş belediyemiz limanlar yapmış, fabrikalar yapmış, Türkiye'de ilk imar çalışması yapmış, şantiyeler kurmuş, makine parklarını kurmuş, hem üretime ağırlık vermiş, hem çalışanını mutlu etmiş, milletimizden bugüne kadar hep dualar almış, belediye başkanları gelmiş geçmiş. Rahmetli olanlara mekanları cennet olsun. Sağ olanlara da sağlıklı ömürler diliyorum. 2004 yılında sizin iktidarınız, AKP iktidarı gelmiş. Binlerce dönüm İlimtepe arazisi yok edilmiş. Limanlar satılmış. Kira getirisi yüksek olan fabrikalar satılmış. Makine parkı hurdaya verilmiş. Şantiyeler yok edilmiş, belediyemiz hizmet üreten konumdan çıkmış, hep tüketen, hep yok eden konuma getirilmiş. 2014-2019 yılında Hereke Kalesi, üniversite binası, Sarnıçan Kültür Merkezi gibi yapsada dönüştürdüğünüz inşaatlar Körfez Belediye'mizi İflas ettirmiş durumdadır. Soruyorum Sayın Körfez Belediye Başkanı'na ve yönetenlere. Arazisi belediyemize ait olan çok değerli arazinin üzerinden ne kadar kar ettiniz, ne kadar zarar ettiniz? Ama yazılı ama sözlü bilgi istiyoruz. Kültür merkezi yaptık dediniz İlimtepe'ye. Ne kadar arazisi yine belediyemize aitti? Ne kadar kar ettiniz, ne kadar zarar ettiniz ki sattınız, satacaklarınız da vardır diye biliyoruz. Hereke Kalesi'nin getirisi belediyemize ne olmuştur? Üniversite binamızın ilçemize ne kazandırmıştır? 5 yıldır taş ocağından kaç bin ton taş gitmiş ve satılmıştır? Belediyemizin kasasına aylık ve yıllık ne kadar gelir gelmektedir? Taş ocağı kimlere nasıl verilmiştir? İhale yapılmış mıdır? Parke fabrikası neden kapatılmış? Parke kimden veya kimlerden alınmaktadır? Asfalt şantiyesi kapatılmış. Büyükşehir'den alınan asfalta yılda ne kadar para ödenmektedir? Sonuç ortada. 1,5 yıllık belediye, 1,5 yıldan beri yürüdünüz, fotoğraf çektirdiniz, resim çektirdiniz. Geçen dönem sizin de içinde olduğu ekibin borçlarını bile temizleyemediniz.
hatta ne kadar borcu olduğunu sorduğumuzda utandınız, söyleyemediniz. Hala da bilmiyoruz. Darda ve zorda olduğunu söylediniz. 6 ay önce 5 milyon TL, yani eski parayla 5 trilyon dediniz. Oy birliğiyle kredi çektiniz. O parayı nereye harcadınız? Nereye yatırım yaptınız? Veya nerelerin, kimlerin borcunu kapattınız? Şimdi yine bakıyorum gündem maddesinde, yine meclisimizden 5 milyon TL, yani 5 trilyon kredi yetkisi istiyorsunuz. Demek ki hala 2014-2019'un borçlarını hala demek ki bitiremediniz. Bu kredi borçlarını sizin borcunuz değil, milletin borcu olarak Görfez Belediyesi'nin hanesine yazılmaktadır. Yoksa bu 5 trilyon krediyle kiralık araçlara da mı para vereceksiniz? Onu da merak eder durumdayız. Kredi çekmekten vazgeçiniz. Borçlar borçlanmayla kapatılmaz. Derhal tüketim belediyeciliğinden üreten ve gelir olan belediyeciliğe geçmeniz gerekmektedir. Körfez Belediyesi'ni geri getiren gayrimenkulleri sattınız, çalışanlarımızı garip ve yetim bıraktınız. Bu girişle Körfez halkını da borçlarla batıracaksınız. Körfez Belediye'mizin gidişatı vahim durumdadır. Biz bunları dün söyledik, bugün de söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz. Siz de bu millet zaten bizi seçiyor diye kendinizi avutuyorsunuz. Ama gelecek nesillerimiz ve tarihimiz sizleri affetmeyecek ve bizlerden helallik alamayacaksınız. Geçtiğimiz günlerde Körfez ilçemizin sanayinin yollarının yapıldığını sosyal medyadan takip ettik. Fotoğraflarınızı gördük, sevindik. Asfaltlanan ana yol güzel olmuş. Dün de gittik. Bir arkadaşım, meclis arkadaşından baktık. Fakat ne yazık ki o ana yol hala etrafı tamirhanelerle dolu. Hala birileri o yolu kapatıyor. Bugün yine fotoğraflar geldi, tırlar çekiliyor. Onu yolu açmayı bile beceremiyorsunuz. Yani üzülüyorum, sanayinin içi berbat durumda, içine ne zaman yapacaksınız? Sanayicilerimiz vahim durumda, sanayiye giden insanlarımız da zor durumda. Mahalle yapmaktan öldünüz, köylerimizi yok ettiniz. Köy yollarımız çukurdan ve tozdan geçinmez durumdadır. Maalesef ilçemizden geçen otoyolu yapan firma çekip gitti. Hem eski İstanbul, ki ben bunları Büyükşehir'de gündeme getireceğim. Hem eski İstanbul yolunu mahvetti, hem çevre yollarını mahvetti. Ki o görüşmeler ne oldu bilemiyorum. Şirket güya yollarımızı yapacaktı. Ama maalesef bu kamburu hem Büyükşehir'imize hem ilçe belediyemize bıraktı diye düşünüyorum. 2019 yılı için kitap yaptırmışsınız. Bir kitaba bakıyorum, bir körfeze harcanan trilyonlara bakıyorum. İsterdim ki doğduğumuz, büyüdüğümüz, yediğimiz, içtiğimiz, yaşadığımız Körfez ilçesi kitap gibi olsun. Ama Körfez ilçesi kitaplıktan falan çıkmış. Sizler kitabın içini kendi fotoğraflarınızla doldurmuşsunuz. Keşke Körfez'in için hazırlanan kitabın içi Körfez'le dolu olmuş olsaydı, daha çok memnun olmuş olurduk. Körfez'in fotoğrafı kısacası şu. Körfez'in kitabının, ben biraz da
yazayı özetle geçeyim. Körfez'in havası kirli, trafik berbat, çevre pislik içinde, gençlerimiz işsiz, milletimiz Körfez halkına Rabbim derman versin diyorum. İYİ Parti grubu adına ve şahsım adına Yüce Fuat Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz Fevzi abi. Yani millete birer tane mendil daha sayın daha iyi Fevzi abi. Neyse, bir dahaki neyse. Peki, teşekkür ederiz. Sertak var gibi de getirdim seni. Evet, Erkan Bey, buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Sayın İlçe Başkanım, İlçe Sekreterim. Öncelikle ben de yeni dönemdeyim. 3 ayda bir ara verdik. Meclisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına kendisi saygı sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkanım, faaliyet raporu ve bütçeyle ilgili çok uzun uzadığına bir konuşma yapmayacağım. Plan Bütçe Komisyonu üyemiz Engin Taşdemir'e bırakacağım sözü. Yalnız zaten direkt özetlenmiş, tahmin edilen 2019 gelir bütçesi 245 milyon. 2019 gerçekleşen gelir bütçesi de 136 milyon 452 bin lira. Yani arada 108 milyon bir fark var. Kısa net olarak söylüyorum. Gider bütçemizde 144 milyon 596 bin. Aradaki fark 8 milyon 144 bin lira. Aslında her şeyi özetliyor. Yapılan faaliyetler resimlerle doldurulmuş. Ben de aynı şekilde katıyorum. Tabii ki bu bir görsel şov olacak ama aradaki 8 milyon fark, gelir gider tablosunda her şeyi özetlemiş. Bunun üzerine çok bir yorum yapmaya gerek yok. Bu da her zamanki dediğimiz gibi kamuoyuna Körfez halkının takdirine bırakıyorum. Kredi konusunda bir araçlarla geçen mecliste yaşanan şeyde yapılan açıklamayla ilgili Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız 0.49 ile 60 ay vade araçlarda, yerli araçlarda bir kredi olayını çıkardı. Eğer Devlet Malzeme Ofisi'nden hala araçları tahsis etmediyseniz belediyenin çıkarları açısından bence bundan faydalanalım. Ben Plan Bütçe Komisyonu üyemiz Engin Taşdemir'e sözü vermek istiyorum. Başkanım, teşekkür ediyorum. Erkan Bey, bir saniye Engin Bey. Sözü siz değil, biz vereceğiz. Sözünüz bittiyse... Pardon başkanım. Pardon. Ben teşekkür ederim. Olur dedim de Şener Başkan şeyi yönetmişti. Olur, böyle yanlışlıklar olur. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun Erkan Bey. Peki, Engin Bey buyurun. Evet. Sayın Başkan, ben de tüm konukları saygıyla selamlıyorum. Hemen konuya geçeyim. Şimdi faaliyet raporları öncelikle herkesin bildiği gibi bütçelerin gerçekleşmiş halini gösterir. Bu noktada biz faaliyet raporunu incelediğimizde 2019 yılının bütçesinin tamamen, bakın rakamlar üzerinden konuşacağım, böyle hayali şeylerden konuşmayacağım. 2019 bütçesine baktığımızda, bu gerçekleşme oranlarını incelediğimizde bu bütçenin öngörülen bütçeyle gerçekleşen bütçenin ne kadar hayali olduğunu aslında sadece muhalefet etmek için değil de dağıtmış olduğunuz kitapçıklarda çok net ortaya koymuşsunuz. Bakın, gelir kaleminde yaklaşık %45 oranında bir sapma söz. Gelir olmayınca tabii gider tablosunu inceliyoruz. Aynı oranda, doğal olarak aynı oranda %45 oranında, %45-50 civarında gider kalemlerinde bir sapma olmuş durumda. Şimdi özellikle bir belediyenin en çok takdir edersiniz ki harcama yapması gereken ve direkt olarak vatandaşın kısmı olan sermaye giderleri kısmı. Yani diğer bir tabirle altyapı, üst yapı gibi çeşitli belediyemizin yatırım yapması gereken kısımlar. Öngörülen tahmini bütçeyle kıyasladığımızda %21 oranında gerçekleşmiş. Yani bu gerçekten de ciddi bir başarısızlık olduğunu tablo anlamında gösteriyor. 81 milyon lira civarında, 81 milyon 206 bin lira bir para harcayacağınızı belirtmişsiniz. 17 milyon lira gibi çok düşük bir rakam sadece sermaye gider olarak harcanmış olması gerçekten de dikkate değer diye düşünüyorum ben. Şimdi 2019 yatırım konusunda mesela baktığımızda yine tabloda sınıfta kalan maalesef belediyemiz aslında faiz konusunda bayağı marifetli olduğunu gösteriyor. Şimdi 2019 yılında 3,5 milyon öngörülen bir faiz ödemesi varken maalesef ki belediyemiz %65 oranında artış yaparak 5 milyon 699 bin lira civarında bir faiz ödemesi gerçekleştirmiş. Bu da bütçenin %4'üne tekabül ediyor. Rakamlara baktığımızda söyleyecek aslında birçok konu var.
Ben çok fazla burada bulunan konukların da kafasını yormak istemiyorum rakamlarla. Ama faaliyetlere baktığımızda yine kitapçık üzerinden özellikle altını çiziyorum ben. Yapılan çalışmalar hakkında konuşacağım. Hereke gerçekten de buradan kitapçığa baktığınızda gözden çıkarılmış gibi. 17 Ağustos, Hacı Akif ve Kışla Düzü mahalleleri. 3 tane mahallemiz var. Ben baktım yaklaşık 9300 tane vatandaşımız yaşıyor Sayın Başkan bu 3 mahallemizde. Bu 3 mahallede 2019 yılı içerisinde hiçbir tane bordür, parke vesaire ihtiyacı olmadı mesela. Hiç yapılmamış gördüğü 3 mahallede. Yukarıdaki İmtepe ve üstündeki, İmtepe'nin üstündeki mahallelerde yine bu aynı uygulamayı görebiliyoruz. Örneğin Çıraklı, Dere, Dikenli, Himmetli, Kalburcu, Kutluca, Sevindik vesaire, Sipahiler gibi mahallelerimizde aynı şekilde hiçbir bordür, parke vesaire tarzı birinde talep mi olmadı ya da böyle belediyemizin bir çalışması mı olmadı? Bunu cevaplarsanız çok sevinirim. Burada da köyler diye belirtmişsiniz. Buna takılmak istemiyorum böyle basit şeyler ama bu köyleri maalesef ki büyükşehir yasasıyla değiştirdiniz. Hala köyler ifadesini orada kullanmanız da hatalı bir durum. Mahalle statüsüne geçti malumunuz. 2019 faaliyet raporunda tamamlanan bazı projeler konulmuş Sayın Başkan. Örneğin Hereket Kalesi, Feriz Bey bahsetti işte. İlimtepe Kültür Merkezi, Üniversite Kampüsü, Sarnıçan, Yarınca, İlimtepe Yolu ve benzeri. Bu projelerle sizin döneminizde ne kadar para harcanmış? Bu konuda bilgi verirseniz. Ölür diyor. Abi bak. Seviniriz. Çünkü yatırım kısmı 2019'da çok çok düşük görünüyor tabloya baktığımızda. Bu vesile burada bunu da açıklarsanız rakamları öğrenmiş oluruz. Ayrıca sayfada mesela 119. sayfada ortak proje kapsamında yapılan projelerden bahsedilmiş Sayın Başkanım. 16 adet projeden bahsediliyor. Kapatalım bir daha açalım. Kamu kuruluşlarıyla ortak projeler. Kapat. Yıl 2020'nin şu anda yarısı Haziran ayındayız. Şu ana kadar bu projelerden hangisine başlanmıştır? Bu konuda da yine bize bilgi verirseniz vatandaşlarımızla paylaşmış oluruz. Sayfa 133'te sıfır atık projesiyle ilgili geçiş programı yer alıyor. Bunu ben de çok değerli ve kıymetli buluyorum bu sıfır atık projesini. Milli servet denilebilecek bir konu aslında. Bu konuda sıfır atıkla ilgili şu ana kadar Körfez Belediyesi hangi aşamadadır Sayın Başkan? Yapılan bir çalışma var mıdır? Burada çünkü bu konu hiç girilmemiş faaliyet tablosunda. Raporunda pardon. Bunu belirtmiş olayım. Aslında 2019 yılında incelediğimizde faaliyet raporumuzu maalesef üzülerek söylüyorum ki elle tutulur bir anlamda bir çalışmaya ben rastlamadım. Bunu açıklarsanız yine dediğim gibi sevinmiş oluruz biz. Kitapçıkta yer almıyor en azından. Sadece belediyemiz temizlik ve rutin park bahçe işlerini yapmış olarak görünüyor. Örneğin seçim vaadinizde istinaden 2019'unda yapmış olduğunuz hangi eserler var bunları bilmek istiyoruz. Çünkü ilk yılla ilgili, 2019'la ilgili seçim vaadinizde çeşitli vaadilerde bulmuştunuz. Seçimlerde vaatleriniz vardı. Beyannamenizden işte seçim vaatlerini sonuçta oluşturuyor bunlar. Bunlarla ilgili yapmış olduğunuz hangi eserler var bunları açıklarsanız Sayın Başkan teşekkür etmiş olur size. İlçemizde sosyal hayatı canlandıran bir çalışma göremiyoruz maalesef. Yıllardır söylüyoruz. Bakınız, hala Kapıkoz'daki sorunlar ortada duruyor. Mahalleli orada isyanda. Dereköy'deki imar uygulamaları ile ilgili herhangi bir gelişme hala ortada yok. Kadınlarımızla ilgili, efendim sığınma evleri ile ilgili, çocuklarla ilgili kreşler, buna benzer birçok önemli sosyal alanı ilgilendiren konularla alakalı herhangi bir ortada sonuç göremiyoruz. Her geçen gün malumunuz nüfusu ve çevre kirliliği altan içerisinde bu anlamda kapsamlı ve planlı bir çalışma yapmak durumundayız. Altyapı çalışmalarında örneğin Sayın Başkanım hala su çok yetersiz kalıyor ilçemizde. Sık sık geçtiğimiz aylarda su kesintileri meydana geldi. Bununla ilgili su ile belediyemizin yetkililerinin koordineli bir çalışma yapması gerekmektedir diye düşünüyorum. Doğru düzgün bir kent meydanımız maalesef ki yok. Bunlar gerçekler. Bakın geçen dönem ısrarla bu Sarnıçan projesinin yapılmamasını, o alanın genişletildiğinde ciddi bir kent meydanı veya park bahçe tarzında Körfez ilçesinde yaşayan vatandaşların çarşıya gittiğinde nefes alacakları bir alan olması için çok ısrar ettik. Maalesef ki getirdiniz şehrin merkezine bir beton yığını. Yığınız Körfez'in ne kadar çıkarında olduğu bunu kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Değerli arkadaşlar,
Burada ben asıl faaliyetler, asıl gerçekten de faaliyet caddeleri gezdiğimizde ortaya çıkan fotoğraflar diye düşünüyorum. Görmediğimizde bugüne kadar çözülemeyen birçok sorunu ben yine bu kitapça dışında da sahada gezdiğimizde görebiliyoruz. Barbaros Mahallesi biz hep yıllardır söylüyoruz hala bombaların içinde maalesef ki yaşıyor. Bununla ilgili adımlar atıldı ama hala kalıcı bir çözüm. Hala vatandaşların kafası bu konuda berraklaşmadı. Bununla ilgili sürecin en azından hızlanması açısından huzurlarınızda sizden ricada bulunuyorum Sayın Başkan. 15 yıldır bu konuda çünkü hala somut çözümler atılmamış durumda. 170 bin nüfuslu bir ilçemizde hala maalesef üzülerek söylüyorum bir otogarımız yok. Bakın birçok Anadolu'daki şehirden büyük olan Körfez ilçesinin 170 bin nüfusunu aşkın bir nüfusu var ama bir tane otogarı maalesef ki yok. İnsanlar İzmir'de gitmek zorunda kalıyor. Maalesef yine tır ve kamyonlarla ilgili hala mahalle arasındaki bu sorun bu sene içerisinde de çözülmemiş durumda Sayın Başkan. Kalıcı bir çözüm bulamadık. Bu kapalı pazar yerleriyle ilgili olarak mahallelerdeki yine çok ciddi sorunlar devam ediyor. Fevzi Bey bahsetti biraz önce, özellikle ben güzergah olarak bahsedeyim. Kuzey Mahallesi Bankalar Caddesi üzerindeki o trafik sorunu, oradaki sıkışıklık ve problemler hala devam etmekte. Bir kalıcı çözüm bulunamadı. Ben büyük hayallerle ilçemize getirilen bir Dubai Port vardı limanı. Maalesef ki kilometrelerce kare denizimizi doldurup resmen doğanın dengesini bozan bu Dubai Port firması yetmemiş gibi yanı başına bir liman açılma projesi oluştu. Buna bile karşı durmadınız. Ben buna karşı durmanızı beklerdim. Çünkü büyük hayallerle gelen Dubai Port'un ilçemize zerre kadar faydalı olmadığını geçmiş belediye yönetimi de belirtti. O dönemki arkadaşlarınız da açıkça belirtti. Ereke'nin Kirazlıyalı ve Şirinyalı'da hala maalesef başkanım sokağın şehirle bağlantısı kesik olan bazı sokak ve caddeler mevcut. Kirazlıyalı ve Şirinyalı bölgesinde. İnsanlar orada hatırlarsanız eskiden deniz kenarındaki evlerinde dinlenip tatil yaparken şu anda maalesef ki evlerine bile doğru düzgün ulaşım sağlayamıyorlar. Ereke'nin en büyük simgesi olan, hep yıllardır dile getiriyoruz ama bir kez daha dile getirmekte fayda var. Ereke halısını geliştirecek bir çalışma yapıldı mı şu ana kadar? Bunu sizden öğrenmek istiyoruz. Milyonlarca lira bakın, bu sürekli belki dile getiriliyor muhalefet tarafından ama gerçekten üzücü bir durum. Yani 30-40 milyon, yani yuvarlak konuşalım rakamlar ama bir para harcanan Ereke Kalesi'ne gerçekten üzüntü verici bir durum. Yani orada kaç tane bugüne kadar turizm amaçlı açtığınızı belirttiniz o dönemlerde. Kaç tane turist gelmiş? Elinizde bu verim muhakkak ki var Sayın Başkanım yöneticilerinizin. Bizlere sunmasını özellikle istirham ediyorum. Yani 30-40 milyon liralık bir rakam orada boşu boşuna harcanacağına, orada Ereke halısı gibi simgesel bir halının geliştirilmesi açısından, üretimi açısından harcanmış olsaydı eminim yüzlerce insanlarımız, kardeşlerimiz orada onların istihdamına yol açardı. Hem orada ekonomiyi de canlandırmış olurdu diye düşünüyorum. Bunu zamanda da söyledik, geçen yılda söyledik ama gerçekten üzücü bir durum. Hala orada Ereke Kalesi büyük bir müşriklik olarak duruyor. Şimdi ben geçen dönem en çok takdir ettiğimiz çalışmalarımızdan öğrencilere verilen burslar var Sayın Başkan. Araç kiralama yerine geçen dönem satın alınma vardı. Bunları takdir ettik. Doğru şeyleri de takdir etmesi bilen insanlarız. Olması gereken de bu. Fakat üzülerek söylüyorum, bu dönem hem bursları kestiniz, bu konuda birçok çocuğumuzun umutları, hayalleri yok oldu. Ve hem de bu son geçen ayki yapılan meclis görüşmesinde de araç kiralama işini tekrar gündeme getirdiniz. Oysa ki araç alınması, burslar bu konuda takdire şayan çalışmalardı belediyemizin. Ve genel olarak, son olarak şunu belirtmek istiyorum. Onlarca yüzlerce sorun varken bunlara bizim kayıtsız kalmamızı beklememenizi düşünüyorum. Çünkü hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Gidecek başka bir yerimiz de yok Sayın Başkan. Bütün gayemiz muhalefet olarak bizim yaşanabilir ve huzurlu bir Körfez'dir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum saygılar. Çözmeye çalışıyoruz. Evet, teşekkür ederim Zengin Bey. Selahattin Bey, sana söz vermeyeyim. Sen grup sözcüsünü en son vereyim ben size. Önce Doğan Bey'e vereyim. Tamam. Doğan Bey buyurun. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekillerimiz, ben de evlerinizi saygıyla selamlıyorum.
içinde bulunduğumuz koronavirüs sürecinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Az önce muhalefet meclis üyelerimizin yapmış olduğu eleştirilerin bir kısmını dinlerken bizlere gönderilen faaliyet raporlarının aynı olup olmadığıyla alakalı açıkçası bir tereddüte girdim. Çünkü benim incelediğim faaliyet raporunda biraz herhalde anladığım kadarıyla bakmakla görmek arasında bir fark var. Ben baktığımda birkaç notum vardı. Gördüğüm şeyleri söylemek istiyorum. Özellikle yapılan işlerin fotoğraf olarak, sadece fotoğraf paylaşımı olarak bir kareye bakıp yorumlanması içeriğine bakmamak anlamına geliyor. Bu da olayı çok doğru yorumlamamak anlamına geliyor. Rakamlarla alakalı çok fazla ben giriş yapmayacağım. Belediye başkanımız bununla alakalı açıklama yapacaktır. Özellikle 2019 yılı içinde seçimin de olduğu bir yıldı. Ve 2019 yılında devraldığımız mevcut hali hazırda olan projeler vardı. Ve bu projelerin devraldıktan sonraki yapılan yatırımları, rakamları küçümsenecek rakamlar değil. Bunların hiç konuşulmaması, bunların hiç yapılmamış gibi söylenilmesi çok objektif bir yorum olarak görmüyorum. Ve bu yatırımlar 2019 itibariyle büyük oranda tamamlanmış durumda. Bu da yeni yapılacak yatırımların bir noktada habercisi konumunda. O yüzden açıkçası bunlara yapılan yatırımların da es geçilmesi çok objektif bir değerlendirme olarak gelmiyor bana. Bunun yanında özellikle ben 25 yaşındayım ve şuna inanıyoruz. Ülkemizin geleceği gençler ve bugünün gençlerine yapılacak olan her türlü yatırım yarın Türkiye'sine yapılacak olan yatırımdır. Körfez Belediye'mizin özellikle gençlerle alakalı yapmış olduğu geçmişten gelen çalışmalar ve yatırımlar ve bugün baktığımızda işte Çamlıtepe Spor Kompleksinin devam etmesi, yine Orhan Gazi Lisesi'nin Nayin Süleymanoğlu Kapalı Spor Salonu'nun devam etmesi, Esentepe Mahalli Spor Tesisi Projesi'nin proje olarak tamamlanması ve bildiğiniz gibi üniversiteye hazırlık aşamasında dershaneler çok büyük önem arz ediyor. Ve bu noktada durumu müsait olmayan öğrencilerimize imkan açısından akademi değilsenin de şu anda ilçemizde tamamlanmış olması bu noktada demin bahsettiğim gençlere verilen değer anlamında ilçemizin ve belediyemizin yapmış olduğu önemli çalışmalar. Yine şu anda projesine devam edilen İlimtepe'de yapılacak olan error diyor ya. Seyir terası var. Bu da gençlerin özellikle beklediği bir konu. Bunun yanında yine demin bahsedilmedi ama özellikle sosyal tesisler alanında bu yıl yine gençlerimizin ve vatandaşlarımızın çok fazla vakit geçirdiği alanlar ve bütün çiftlik sosyal tesisi, Yarıca'da yeni kazandırılan sosyal tesis ve Kirazlıyalı'da kazandırılan sosyal tesis gerçekten Körfez'e yakışır bir şekilde dizayn edildi. Bunlar da ilçemiz açısından, yatırım açısından görünmeli diye düşünüyorum. Baktığımız zaman İlimtepe yolu çok uzun süredir bizim için bir sorundu ve 2019 itibariyle İlimtepe yolu Yarınca Güzergahı'ndan açıldı. Aynı şekilde Ağdere'deki trafiği rahatlatma açısından Dalyan Sokak da açıldı. Bu da Onatlı'daki trafiği bir noktada rahatlatmış oluyor. Bir başka konu tabii bir virüs süreci yaşadık. Ben bu arada virüs sürecinde, koronavirüs sürecinde gerçekten belediyemizi takdir etmek istiyorum. Özellikle zabıta çalışanlarımız ve vefa gruplarımız ve onun yanında kültür müdürlüğümüz. 10 binden fazla vatandaşımızın bu noktada gıda anlamında ihtiyacı sağlandı. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün bu noktada her türlü talebi yerine getirildi. Buradan şuraya geleceğim. Koronavirüs sürecinde Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün daha önce hazırladığı ve uygulamaya geçirdiği bir mobil uygulama, mobil aplikasyon. Ve baktığımız zaman bildiğim kadarıyla da Kocaeli'de bu aplikasyon sadece bir ya da iki ilçede mevcut. Ve gerçekten çok önemli olduğunu, dikkate alınması gerektiğini ve faydalı bir iş olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman teknoloji çağındayız ve her birimizin elinde telefonlar var. Ve telefon üzerinden işlerin yapılması, koronavirüs sürecinde bu uygulamanın da faaliyete geçirilmiş olması çok güzel bir olumlu durum diye düşünüyorum. Baktığımız zaman e-belediye hizmetleri, borç sorgulama, borç ödeme, nikah başvurusundan kültür merkezi kiralamaya kadar her türlü başvuruyu sadece telefon üzerinden yapabiliyorsunuz. Bunun yanında yine yeni bir uygulama, çek ilet bölümünün oraya konulması, vatandaşımızın doğrudan görmüş olduğu sorunları oraya hızlı bir şekilde atıp ilgili birimlere de aktarılması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Evet, Doğan Bey teşekkür ederiz. Bundan sonra söz isteyen arkadaşımız Ayşe Hanım. Buyurun. Söz. Sayın Başkanım, değerli meclis arkadaşlarım. Öncelikle ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Zorlu bir süreçten geçtik hep birlikte. Hala da içerisinde devam ediyoruz bu sürecin. Tüm dünya ve ülkemizi saran pandemi sürecinde Körfez Belediye'mizin bu süreci çok iyi şekilde yürüttüğünü düşünüyorum.
Bu süreçte caddelerin, umuma açık yerlerin, ortak alanların temizlik ve dezenfekte işlemlerini gece gündüz demeden titizlikle yapan ve üstün gayret gösteren temizlik işleri müdürlüğümüze ve bu süreçte büyük alkış hak eden tüm 65 üstü ve sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarıyla tek tek itinayla ilgilenen zabıta müdürlüğümüze ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak için tüm çaba harcayan yardım kollarını zaman mefhumu olmaksızın ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran ve tek tek ilgilenen kültür müdürlüğümüze ve bunların nezdinde belediye başkanımıza ve tüm ekibine bu süreci böyle güzel yürüttükleri için ben gerçekten şahsım adına ve vatandaşımız adına teşekkür etmek istiyorum. Faaliyet raporunda bahsedilen ve zaten hani birçoğumuzun da tabii bildiği bazı birkaç konuya ben de değinmek istiyorum. Bir tanesi faaliyet raporumuzun 62. sayfasında yer alan ihalelerin artık canlı yayında yayınlanması mevzusu. Hepimizin bildiği üzere bu dönem 2019 yılı içerisinde 5 adet ihalemiz belediyemiz sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmıştır. Ve bu şeffaflık gereği ve halkın bilgi almasının şeffaf bir şekilde sağlanması dolayısıyla ben bu uygulamadan hani çok güzel bir uygulama ve doğru buluyorum. Ve devam etmesini temenni ediyorum. Bir diğer değinmek istediğim konu 69. sayfada yer alan veterinerlik hizmetleri hakkında. Hayvansever birey olarak ben en az bizim kadar yaşam hakkı olan bu canlılar için belediyemiz tarafından bu dönem çok pozitif adımlar atıldığını düşünüyorum. Ve bu da beni mutlu ediyor bunu görmek bir meclisiyeti olarak da. Bu adımlardan bir tanesi her okula bir pati projesi ile okullarımıza köpek sahiplendirilerek tüm bakımların da belediyemiz tarafından üstlenilmesi. Bu sayede aynı zamanda yeni nesil de hayvan sevgisiyle büyümüş oluyor aslında. Ve bu dönem açılışı yapılan, belki birçoğunuz da gidip görmüşsünüzdür, ben gittim gördüm, gerçekten çok güzel bir yer olmuş. Sokak hayvanları geçici bakım evi. Ve bu sayede bu yıl içerisinde 250 adet sokak hayvanı sağlığına kavuşmuş, 23 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmış ve aşıları yapılmış. Örneği çok az ilgili ilçede bulunan bu bakım merkezimizin ilçemizde yer alıyor olması gerçekten bizim bu canlılara verdiğimiz değerin ve hassasiyetin göstergesi. Belediye başkanımıza hem bu konuda teşekkür ediyorum. Bu canlıları önemsediği ve bu alanda eğilimler yaptığı için ve bu alandaki projelere de devam etmesini temenni ediyorum. Bunun dışında yine bir dikkatimi çeken konu Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün çalışmaları kapsamında yer alan kitapçıkta 127. sayfada bahsedilen dilekçe rakamları dikkatimi çekti. Burada şu belirtilmiş, ilgili müdürlüğümüze sahil sisteminden ve vatandaşlarımızdan dilekçe olarak 2779 tane talep gelmiş. Ve bu taleplerin 2754 tanesi olumlu dönüş yapılarak karşılanmış, 25 tanesi de devam ediş programında yer aldığı belirtilmiş. Yani benim burada gördüğüm kadarıyla %100'e yakın bir dilekçelere karşılık verme ve bu dilekçeleri yerine getirme durumu var. Benim hani bu rakamlardan anladığım o, yorumladığım zaman. Ve bu da vatandaşa hizmet noktasında gelinen bir görevde hizmete duyarlı olduğunun en büyük göstergesi vatandaşın dilekçelerine cevap verme konusu. Ben bu konuda ki hassasiyeti de takdirle karşılıyorum ve devam etmesine yine temenni ediyorum. Tüm bu faaliyetlerden dolayı yine Körfez Belediye Başkanımıza, tüm belediye çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Şimdi Selahattin Bey, söz sizde, buyurun. Söz almamak için Selahattin Bey'den önce. Peki, buyurun. İbrahim Bey, söz verin. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim. Faaliyet raporumuzu görüşüyoruz. Şimdi geçen yıl yapılan bütçe bir tahmin tabii ki. Bu tahmini yıl içinde değiştirmek, revize etmek ya da bazı kararları vermek yöneticinin takdirinde. Bu manada belediye başkanımız çok dirayetli ve olumlu kararlar vererek her ne kadar bütçenin %56 gibi bir gelirle sonuçlanmasıyla nihayete erdirsek de bu bütçede olumlu kararlar vererek yılı bitirmiştir. Sebebi şu, burada bizim hesap şaşmamızın %90'ı sermaye gelirleri ile alakalı bir şaşma. Sermaye gelirleri gayrimenkul satışı manasına gelir. Biz bu bütçeyi aslında yönetim olarak biz de yapmamıştık. Önceki yönetimin bir hesabıydı. Biz geldik bu bütçeye devam ettik. Burada gayrimenkul sektörünün aslında en kötü yıllarından birini yaşamıştı 2019 yılı. Bu kötü dönemde illa da ben bu bütçeye uyacağım diye
belediyenin ve kamunun malı yok pahasına satmayarak aslında biz Körfez'in ve ilçemizin hakkını koruyarak ve sonucunda da her ne kadar %56 ile tamamlanmış bir bölümde de versek bence çok başarılı bir bütçe yılı geçirdik. Hakeza giderlerimizde de gelirlerimiz orantılı olarak yılı bitirdik ve yarım kalan yatırımları tamamladık. Hiç kimseye mahcup olmadan yılımızı bitirdik. Burada da yapmamamız gerekenleri, öteleyeceklerimizi öteledik ve bu yılı başarıyla bitirmiş olduk. Yani burada aslında sır detaylarda gizli biraz daha. Totale baktığımızda %56 ama işte vergi gelirlerimizde ve diğer gelirlerimize baktığında hepsi %80-90 oranında gerçekleşme sağlanmış durumda. Arkadaşların söylediği bir de faiz gelirleriyle ilgili bir eleştiri vardı. Faiz gelirleri de tabii ki 3,5 milyon hesaplamıştı ama 5 milyon civarında bir kesintiyle o yılı tamamlamışız. Burada bu faiz gelirlerimizin büyük bir kısmı İller Bankası'ndan bizim hesabımıza gelmeden ödenen gelir ve vergi ve SSK paylarından kesilen faiz giderleri. Eğer kesintilerimiz çoğalıyorsa ya da azalıyorsa bu toplanan vergilerle orantılı tabii bize gelen paralar. Buradaki %100 faiz gelirimizi hesaplamamız mümkün olmuyor. Sapmalar mümkün. Bir de bunun üstüne biz geçen sene 2019 yılını bu sermaye gelirlerini elde etmediğimizden dolayı kredi çektiğimizden tabii ki faiz gelirimizde otomatikman bir sapma oldu. Bu öngördüğümüz bir durumdu zaten. Çok olağanüstü bir durumda değildi. Bir de Fevzi Bey'in parke fabrikasını niye çalıştırmıyorsunuz demişti. Biz geldiğimizde ilk işlerimizden biri parke fabrikamızı açmak ve ilçemiz için hizmete sokmak oldu. Şu anda da hala açık ve aktif şekilde devam etmekte. Asfalt şantiyesi olarak da zaten Faruk Bey konunun daha detayını biliyor. Oranın işletilmesi rantabıl olmadığını defalarca masaya yatırdık. Onun için de asfalt şantiyesini işletmek doğru değil. Zaten hiçbir belediyede asfalt şantiyesi işletir durumda değil. Bir de Şirin Yolu ile ilgili sokakların açılmadığını söylediğim gibi ama Şener Bey'in özel gayretiyle biz gaz kökenli olmasından dolayı 20 yıldır gaz problemi olan Şirin Yolu'nun gazı döşemiyor ve açılmayan sokaklara açılıyor. Bu da o bölgeye yaptığımız en güzel hizmetlerden biri. İnşallah daha güzel hizmetleri de yapacağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Evet, İbrahim Bey, biz teşekkür ederiz gerçekten. Önemli açıklamalarda bulundu. Herhalde arkadaşlara güzel bir cevap olmuştur. Gerçi bu cevapların totalinde Sayın Başkanım sizleri tatmin eden cevapları verecektir. Ama gerçekten herkesi tatmin eder. Siz şu an bağımsız olarak orada görev. Bağımsızım zaten ama. Onları ben söyleyeyim. Cevap vereceksin. Rahat olun, cevap verecek. Cevap ama taraf tutmayın. Peki, tamam. Selahattin Bey buyurun. Evet, teşekkür ederim. Sayın Başkan Vekilim. En güzel yaptığınız şey mi? Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, 2019 yılı faaliyet raporunu görüşüyoruz. 2019 yılı faaliyet raporu bütçe açısından baktığımız zaman tabii gerçekleşme oranı düşük görünüyor. Ama 2019 yılı bizim için bir hazırlık yılı, bir hazırlık dönemi. Hem eski projelerin tamamlanması, bunların ödemelerinin yapılması, her ne kadar eleştirilse de ben Sarnıçan'a da, İlintepe Kültür Merkezi'ne de, hele Heleke Kalesi'ne çok sahip çıkıyorum. Yarımada yapılan üniversite binası bugünün değil belki ama önümüzdeki yıllar içerisinde bunun artılarını hep beraber göreceğiz. Heleke Kalesi ise şimdi bu kale binlerce yıldır gelen ve temeller bulunan bir kaleydi. Bu kaleyle biz belki çok fazla övünemeyeceğiz ama yüzlerce yıl sonrasında Körfez'de hiçbir yapı kalmasa bile bu kale yerinde kalacaktır. Kaldı ki Körfez Belediyesi Heleke Kalesi'ni yaparken büyük bir desteği de valilikten almıştır. Böyle bir eser meydana getirmek, yüzyıllara sirayet edecek bir eser meydana getirmek her belediye nasip olmaz.
2019 yılı bir organizasyonda yenilenme yılı. Hepimiz, yani burada 4 kişi hariç bütün meclis üyeler yenilendi. Komisyonlar yenilendi. Belediye içinde organizasyon şeması yenilendi ve bana göre de en önemli olan belediyenin kurumsallaşması noktasında yıllardır hep ben bunu söylüyordum. Yani belediye 10 sene, 11 sene oldu belediye geldi. Kurumsallaşma noktasında çok başarılı adımlar atıldı. Planlar noktasında biz bugünü aynı zamanda da yarını hazırlamakla mükellefiz. İlimtepe planları, Dedeköy planları bizim Körfez'in geleceğine güvenle bakabileceğimiz alanlar. Dedeköy bölgesinde yaklaşık 5500 dönüm konut alanı var. 3200 dönüm civarında da İlimtepe bölgesinde var. Toplamda 8700 dönüm bir konut alanı. Burada Körfez'in yarınlarından, Körfez'in şehirleşmesinin geleceği açısından rahatlıkla bahsedebiliriz. Tabii eleştiri gözüyle bakmak gerektiği zaman her şeyi eleştirebiliriz. Biz de hata yaparız. Biz de yanlış yapmayız, hata yapabiliriz. Yani onda hata olduğunu, yanlış olduğunu bile bile şey yapılırsa yanlıştır. Ama bir şey yaparsınız, bakarsınız sonuçta itibariyle beklediğin sonuca ulaşamamışsınız. Ya bunu keşke yapmadım, yapmasaydım diyebilirsiniz belki. Bu hatadır. Ama bile bile yanlış yapma durumumuz olmaz. Eleştirilen konulardan bir tanesi Kabakoz, bir tanesi Samsun Mahallesi. Ki şu anda bunlarla ilgili çok önemli bir mesafedeyiz, bir yol almış durumdayız. Belki başkanımız da daha detaylı bilgi verecektir. Bizim Nimaş'ın kuzeyinde, Yavuz Tanferin Mahallesi'nde TOKİ tarafından hem Samsun Mahallesi'ndeki konutların tamamını hem de Kabakoz bölgesindeki konutların tamamını alacak kadar konut yapılacak ve buradaki insanlara birebir oradan daire verecek. Dolayısıyla yıllardır hep böyle bizim için sıkıntı olan depremden sonra, Akçagaz yangından sonra özellikle Samsun Mahallesi bölgesi hep canımızı sıktı, hep birinci önceliğimiz oldu. Bu şekilde burası da çözümlenmiş olacak. Evet, tekrar diyorum, 2019 senesi hazırlık senemiz. Eski yatırımların tamamlandığı süreci ve geleceğe plan yapma, proje yapma, aynı zamanda 2020'nin, 21'in, 22'nin, 23'ün, 24'ün projeler de şu anda hazırlanmış durumda. Biz bugünden sonra, yani 2019 senesindeki hazırlıktan sonra, eğer pandemi süreci başlamamış olsaydı, şu anda yatırımların birçoğu devam ediyor olacaktı. Yaptığımız ihaleleri bir kısmı iptal ettik, bir kısmı tekrar yapıyoruz şu anda. Ben önümüzdeki günlerin daha güzel olacağını düşünerek hepinize saygılar sunuyorum. Evet, teşekkür ederiz Selahattin Bey. Sayın Başkanım herhalde son söz olarak siz bu tür sorulara cevap vereceksiniz. Buyurun. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Hem olumlu yönde hem de olumsuz yönde fikirlerini, düşüncelerini, kanaatlerini belirten tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Ben şunu biliyorum ki bütün meclis üyelerimiz ilçemizin daha güzel olması, daha huzurlu olması, ilçemizde yaşayan insanların daha mutlu olduğu, daha huzurlu olduğu bir kentin çabası, gayreti içerisinde. Bunda hiçbir şüphem yok, hiçbir tereddütüm yok. Özellikle her zaman faaliyetlere bir muhalefet bakış açısı olması lazım. Bu bakış açısı olmazsa biz rehavete kapılırız. Neticede biraz gevşeme olur. Belki hızımız azalır. Hakikaten bu anlamda muhalefete de teşekkür ediyoruz. Hızımıza hız katıyorsunuz. Devamını getireyim de. Neyse, araya girmeyin. Yok, sıkıntı yok. Yani hep diyoruz ya, muhalefet demokrasilerin vazgeçilmesi. Muhalefet ne kadar işine
titiz olursa, hassas olursa, biz muhalefetin gölgesini ne kadar ensemizde hissedersek o kadar fazla koşarız. Çünkü bize yetişeceklerini görmek bizim hızımızı daha da arttırmamıza sebebiyet verir. Onun için tabii ki eleştiri de olacak. Özellikle tabii yapıcı eleştiri yapan meclis üyelerimize de ben özellikle teşekkür ediyorum. Yaptığımız tüm çalışmaları işte seçimlerden bugüne kadar hep beraber yaptık. Birlikte karar verdik, birlikte istişare ettik. Ortak aklı kullandık. Sıkıntımızı, üzüntümüzü, mutluluğumuzu, sevincimizi birlikte paylaştık. Ve hamdolsun bugünlere geldik. Tabii ki gönül ister ki biraz önce ifade edilen tüm eksiklikleri de yapmış olalım. Yani bir an önce vatandaşlarımızın beklediği bu hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturalım. Güzel bir söz vardır. Neticede evet canım cennete gitmek istiyor ama günahlarım bırakmıyor. Şimdi biz de bir an önce vatandaşla hizmeti buluşturmak istiyoruz ama tabii bu imkan meselesi. Sonsuz bir kaynağımızın olmadığını hep ifade ediyoruz. Bütün projeleri, bütün seçim beyannamesinden bahsedildi, seçim beyannamesindeki çalışmaları hepsini bir anda, bir yılda, bir buçuk yılda yapmak kaldı ki biliyorsunuz 3-4 aydır, 5 aydır yaklaşık pandemi süreciyle zaman geçiriyoruz. Bunları hepsini bir anda yapmak mümkün değil. Ama biz gelir gelmez özellikle bu dönemden bahsediyorum. Tabii ki geçmiş dönemlerde bizim 2004'ten biraz önce Fevzi Bey 2004 öncesi fotoğrafını da çizdi kendi perspektifinden, kendi bakışından. 2004 sonraki perspektifi de çizdi. Biz şunu iddia etmiyoruz. 2004 öncesinde çok kötü bir körfez vardı. Hep ifade ediyoruz. Körfezde taş taş üstüne koyandan Allah razı olsun. Bugüne kadar, kuruluşundan bugüne kadar, Hüseyin Avni Şirin'den bugüne kadar tüm belediye başkanlarımız, ben inanıyorum ki körfeze hizmet sevdasıyla yola çıkmış, ekibiyle birlikte o günkü şartlar, o günkü imkanlar dahilinde körfezi daha da güzelleştirmek için çaba ve gayret sarf ettiler. Bunda hiçbir tereddütümüz yok. Çünkü bütün başkanları millet seçmiştir, halk seçmiştir. Ve o günkü şartlarda da ilçemize önemli hizmetler kazandırmıştırlar. 2004 öncesi de sonrası da. Ama 2004 öncesini övüp 2004 sonrası özellikle birçok hizmetin kavuştuğu yıllar işte adeta perişan bir halde, mezbelelik halde hiçbir şey yapılmadı demek bu çok doğru değil. Biraz haksızlık yaptığını düşünüyorum Fevzi. Tabii ki muhalefet olacak, saygı duyuyorum. Mutlaka her dönemin kendine has bir takım özellikleri vardır. Özellikle 2004'ten sonra da gerek sahillerimiz, çevre düzenlemeleri anlamında, park bahçelerin yapımı anlamında, ulaşımda özellikle dalçıkların yapılması, kültür merkezleri, yani aşağı yukarı 5-6 tane kültür merkezi yapıldı bu süreçte. Ve bunun dışında daha birçok proje, şimdi özellikle vakti çok uzatmamak adına bunlara girmek istemiyorum. Birçok proje yapıldı. Tabii bu neticede herkesin bakış açısına göre değişiyor. Ve gelelim 2019 sonrasına. 2019 sonrasıyla alakalı da biraz önce arkadaşlarımız da ifade ettiler. İster istemez hem ülkemiz hem de dünya büyük bir ticaret savaşının içindeydi ve birçok ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı ülkemiz. İşte 15 Temmuz hadisesiyle zaten ciddi bir darbe vurulmuş oldu ekonomiye. Peşinden dünya ticaret savaşları.
İşte Suriye sorunu, Libya sorunu gibi sorunlarla bir taraftan boğuşurken öbür taraftan da tabii ekonomik anlamda bazen ülkeler, bütün dünya ülkeleri böyledir. Bazen yükselirler, yükselen bir ekonomiye sahip olurlar. Bazen durağan bir ekonomiye sahip olurlar. Bu böyledir. Sürekli hep yukarıya doğru giden bir ekonominin olmasını isteriz ama bu dünya konjonktüründe, global ekonomide, küresel dünyada bu zaman zaman olmayabiliyor. İşte geçtiğimiz birkaç yılda aslında bütün bunların olumsuz etkileri de vardı. Bunlar ister istemez tabii ki belediyenin gelirlerine de yansıyor. İşte biraz önce rakamlardan bahsedildi. İşte bütçe gerçekleşmelerinden bahsedildi. Evet, bütçe gerçekleşme oranımız düşük. Rakamlar zaten bunu gösteriyor. Tabii ki bunun sebepleri de var. Biraz önce İbrahim Bey de bunu ifade ettiler. 2019 bütçesinde toplamda 97 milyon 890 bin liralık bir sermaye geliri konulmuş. Bu nedir? İşte gayrimenkullerinizi satacaksınız. Gerçekleşen ne? 9 milyon. Bu ne demek? Satmamışız demek. Bazen hani öyle de eleştiriyoruz ya işte hep satıldı, Körfez her şeyi satıyor vesaire. Bakın satmamışız aslında. Ha, ihtiyaç olduğunda satmanın yanlış olmadığını da düşünüyorum ben. Bunu zaman zaman meclis üyesiyken de hep ifade etmişimdir. Bir gayrimenkul orada boş durduğu sürece, bir proje yapılmadığı, bir yatırım yapılmadığı sürece hem o kente bir faydası olmuyor, hem kentte yaşayanlara faydası olmuyor, hem de belediye hizmetlerinde bunu kullanamıyorsun. Atıl kalıyor. Var tabii, olmaz mı? Var. Yani gerektiğinde satacağız Sevzi abi, satacağız. Yani neticede eğer bizim büyük bir sorunumuzu, büyük bir sıkıntımızı halledecekse, Körfez halkı bundan memnun olacaksa, mutlu olacaksa, Körfez halkı bu hizmeti yapmamızı istiyorsa, bizim de bu kaynakları da kullanmamız gerekir. Onun orada durmasının, çok da fazla atıl olarak, boş olarak durmasının bir faydası yok ki. Bunun ekonomiye bir an önce dahil edilmesi onlar gerekir. Onlar da satmıyoruz yani. Eyvallah. Onlar da satmıyoruz Sayın Başkanım. Mesela bitireyim. Şimdi özellikle bütçenin gerçekleşmemesi bu anlamda. Zaten İbrahim Bey de yeterince bu konularda bahsetti. Ben özellikle biraz önce de ifade edildi. İşte tabii ki ilk yıl devam eden projelerin bitirilmesi gerekir. Değil. Ve biliyorsunuz seçimlerden hemen önce işte ekonomik doların yükselmesi vesaire gibi ekonomik sıkıntılardan dolayı taahhüt altına alınmış bir takım işlerde müteahhitlerin ve idarenin inisiyatifine ihalelerin iptal edilmesi bırakılmıştı. Bu baktığınız zaman hakikaten sıkıntılı bir süreç, sıkıntılı bir dönem olduğunu ortaya koyuyordu ve birçok müteahhit zaten seçimden önce yükselen dolar fiyatıyla birlikte sıkıntılı bir duruma girmişti ve işler yavaşlamıştı aslında, devam eden işler. Ve Körfez'de de hakikaten bir ilçe ölçeğinde baktığınız zaman çok ciddi projelerin devam ettiğini biliyoruz. Ve bu projeler ister istemez biraz beklemeye alınmıştı seçimlerden önceki bu döviz sıkıntısından dolayı. Fiyatlar yükselmişti, rakamlar yükselmişti. Artık müteahhitler taahhüt altına almış olduğu işleri yapmakta zorlanıyordu. Ve çıkan bir kanunla müteahhitler isterse mevcut işlerini durdurabilir, feragat edebilir, taahhüdünden vazgeçebilir şeklinde bir yasal düzenleme de gerçekleşmişti. Ve bu süreçte biz aslında bazı işleri de ekonomik olarak sıkıntıya girmemek adına belediyemizin asli işlerinde herhangi bir aksama olmaması adına bir kısım işleri bizim için çok da elzem olmayan,
çok da acil olmayan işleri bir kısmını durdurmuştuk. Bir kısmını da hızlandırmıştık geldikten sonra. Neydi bunlar? İşte Sarnıçan, İlimtepe, Hereke Kalesi gibi. İşte Kocaeli Üniversitesi'nde de yine bir takım işler vardı. Durdurmuştuk. Şimdi tekrar başlatıyoruz. Çünkü önümüzdeki dönem oradaki öğrenci sayısı artacak. Aşağı yukarı 6 tane daha meslek yüksek okulu öğrencimiz gelecek. Yaklaşık 1500 öğrenci daha, artı 1500 öğrenci daha dahil olacak. Mevcutta şu an 2000 öğrenci var. 3500, bir yıl sonra da ulaştırma ve lojistik 4 yıllık fakülte açılacak. Ve onunla birlikte toplamda o da 4 yılını tamamlandığında 4500-5000'ler seviyesine çıkacağız. Biraz önce üniversitenin ne faydası olmuş diye bir soru vardı. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren üniversitenin faydalarını da bölgemiz, ilçemiz görmeye başlayacak. Ve biz bunun ihalesini de yaptık üniversitede bu eksik kalan işlerle alakalı. Şimdi işte Sarnıçan kentin hemen merkezindeydi. Eleştirebiliriz, yapılırdı, yapılmazdı. Bu tartışmayı artık bir kenara da bırakmak lazım. Artık yapıldı. Daha önce de ifade etmiştim. Orada Dalyan Sokağı'nın açılması gerekiyordu. Tuğrul Caddesi'nden direkt karşıya geçebileceğimiz bir ulaşım aksının ihtiyacı bize göre vardı. Başkalarına göre olmayabilir. Orada da Ziraat, eski Ziraat Bankası olduğu için bu kamulaştırmaya gidildiğinde böyle bir anlaşma yapılmıştı. Yan tarafa eğer yer yapılırsa, inşaat yapılırsa biz oraya geçeriz. Burayı kamulaştırılır. Kamulaştırabilirsiniz denmişti. Geçecek, çalışıyor. Ağır ağır, yavaş. Yavaş, yavaş. Dükkücen oldu biteri inşaat. Ara Ziraat Bankası yarısı. Şimdi pandemi süreci girdi. Biz 11 yıl sonu itibariyle tamamlamıştık sadece. Görüştük. Biz de kendilerine söyledik, bir an önce geçin dedik. Biz de bunu arzu ediyoruz. Geçen geldiler, ziyaret ettiler, sağ olsunlar. Ve şu an çalışmalara başlamışlar, geçecekler. Şimdi Dalyan Sokağı açmış oldu. Kuzey Mahallesi'ne özellikle ulaşım kolay bir hale gelmiş oldu. Daha rahat hale gelmiş oldu. Tabii bu projeleri bitirmeniz gerekiyordu. Sorularınız içerisinde işte Sarnıçan, İlimtepe, Kale, Üniversite, hani hep bu projeler ifade ediliyor, ne kadar para harcandı. Öyle zannediyorum, rakamları yine arkadaşlar teyit edebilirler. 2019 ve 2020 yıllarında toplamda 20-25 milyona yakın ödeme yapıldı. Ciddi bir rakam bu, bakın bu sıkıntılı süreçte. Yani inanın birçok belediyenin ben çalışanın maaşını vermekte zorlandığını görüyorum. Ve biz tedbirli de gidiyoruz. Bizim için belediye çalışanın maaşı öncelikli. Çünkü onlar Körfez halkına doğrudan hizmeti götürenler. Dolayısıyla bir taraftan o tür tedbirlerimizi de almamız gerekir. Prefabrik bitireyim de ondan sonra. Not alalım, ben yazdım. Hiç girmedim. Fevzi Bey. Fazla söz almak istemiyorum. Fevzi Bey. Dur, tamam. Fevzi Bey. Fevzi Bey, tamam. Siz işçisiniz, yapsatçısınız. Sarnıçan şu kadar kar getirdi, şu kadar zarar etti diyebiliyor musunuz şu meclise? Tamam. Şöyle ifade edeyim. Şöyle ifade edeyim. Samimiyetimle bunu ifade edeyim. Tamam. Şimdi bir kere tabii ki kamuda basiretli bir tüccar gibi hareket etmek durumunda. Bunu kabul ediyoruz. Baktığınız zaman Sarnıçan neticede hani belediye olarak çok da kar beklediğimiz bir proje değil bizim. Yani belediyenin amacı müteahhitlik yapmak değil. Buradaki amacı biraz önce anlatmıştım. Ve biz inşallah o yapının içerisinde önemli hizmetlere de imza atacağız. İlerleyen günlerde onu da göreceğiz. Bir kamu hizmetine de vesile olacak inşallah. Ama biz özellikle rakamları da ele aldığımızda şu an yani bir parasal olarak daha çünkü satmadığımız iş yerlerimiz var. Parasal olarak öyle zarar ettik diyebileceğimiz bir proje de değil. Onu ifade edeyim. İşte kiralardan falan bahsediliyor kamuoyunda.
Bunu da aslında açıkladık. Tabii ki eğer proje gecikirse, gecikme sebepleri de vardı. Gecikirse yatırım yapmış vatandaşa bu zararı yansıtamazsınız. Neticede vatandaşın kirasını ödedik. O da 400 bin lira civarında kira ödendi orada. Ama ilk firma, ihaleyi alan ilk firma işi geciktirdiği için, tamamlayamadığı için 1 milyon 200 bin lira cezalarla birlikte teminatı ihlal kaydedildi. Yani böyle de bir durum var. Mevzuata göre hareket etmek durumundasınız kamuda. Ve biz alt alta üst üste topladığımızda rakamsal olarak yani öyle bir zarar ortada yok. Yani konuşacağımız bir zarar ortada yok. Onu ifade edebilirim. Yani neticede şimdi biraz önce de ifade ettim ya, bu süreç birçok müteahhitin bile zarar ettiği bir süreçti. Yani hakikaten zarar etti. Birçok müteahhit arkadaşlarımız vardır. Konuşun, son 2 yılda yapmış olduğu işlerden ne kadar kâr elde edebilmişler? Biraz önce dedin ya, hani bu işlerin içindesin. Biliyorum yani. Yani bu süreç çok da inşaat, taahhüt işlerinden, gayrimenkul işlerinden kâr edebileceğiniz bir süreç değildi. Ha biz zarar da etmedik. Ama ya çok da kâr ettik diyeceğimiz bir fotoğrafta yok. Açık ve net söylüyorum yani. Evet, çok fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle hızlı hızlı not aldığım, değinilmemiş konulara. Prefabrikten bahsedildi, parke atölyesi devam ediyor. İmalata başlattık, durdurulmuştu. Asfalt şantiyesinin herhangi bir şu an için belki ilk yapıldığında ihtiyaç vardı. O zamanlar asfalt sıkıntıları vardı. Asfalt alınamıyordu. Asfalt yapan firmalar yoktu. Şimdi etrafımızda asfalt planı olan şirketler var. Sadece bir körfezin asfalt ihtiyacı için bir asfalt plantını işletmek çok rentable değil. Yani yine Anadolu'da bir tabir vardır. Bir tas süt için koca bir inek beslenmez. Bizim asfalt şantiyemizdeki tesis de bayağı eskidi. Onu harekete geçirmek için ciddi bir yatırım yapmak gerekir. Değmez de. Hani belki çok büyük asfalt ihtiyacı olsa bir ilçenin, ha o zaman asfalt planı, mesela Kocaeli Büyükşehir çok ciddi asfalt ihtiyacı var. Belki orada rantabıl olabilir. Ama eğer yaptığınızda hesap yaptığınızda bunu dışarıdan daha uyguna tedarik edebiliyorsanız bunun da anlamı yok. Teknolojiyi lütfen takip etmenizi istirham ediyorum. Hem asfalt yapan hem yama yapan yani beraber iş makineleri var Japonya'da ve Çin'de. Evet. Bunu bir araştırın, bir iktidar alalım. Kendi asfaltı araştıralım, farklı bir şeyse araştıralım. Yani çöp i̇nanın, arabası, çöp yıkama arabası gibi asfalt, inanın, biz, asfalt yapan. Yani biz, şantiye kurmanıza gerek yok artık. Yani şantiye kurmanıza gerek yok. Teknoloji teknolojiden var. Sonuna kadar faydalanmamız asfalt gerektiği asfalt konusunda hemfikiriz. Kamyonlar var. Yani kendi asfaltını kendi yapıyor, hem de yol yapıyor, hem veyahut da asfalt yapıyor. Ya bakarız, inceleriz. Aynı kamyon. O farklı bir, sizin bahsettiğiniz farklı bir olay. İncelenir, bakılır, örnekleri varsa yani gidip yerinde incelemeler yapılır. Hakikaten bize bir getirisi olacaksa da seve seve de yaparız. Bunda da bir sıkıntı yok. Onun dışında taş ocağından bahsettiniz. Taş ocağı işte geçtiğimiz hangi yıldı? 2017 miydi? Zannediyorum herhalde 2017'de veya 2016'da burası özelleştirildi. Daha önce belediye işletiyordu hakikaten. Yani belediyenin kabiliyeti çok da bir taş ocağına o zaman da gördük işletirken çok uygun değildi. Teknik olarak da bu yapılamıyordu ve çok ciddi tehlikeli. Derece limanı satsaydı, belediye satsaydı ya. Keşke o paralar Ahmet'in Mehmet'in cebine gitse, belediyenin cebine gitse. Biz onu söylemeye çalışıyoruz. Yani. Şöyle, o süreçte neticede bunlar bakıldı. Tehlikeli durumlar oluştu. Orada neticede taş ocağını işletirken bazı teknik hususlar var. Bunlara da dikkat edilmeliydi. Teraslama ile bu taş ocağı işletilmeliydi vesaire vesaire. Kontrolü çok sağlıklı yapılması gerekirdi. O günkü yönetimde bunu özelleştirmek
ile alakalı bir inisiyatif kullandı ve özelleşti, kiralandı. Zaten hep ifade ediyorum ya, 2021'in zannediyorum 7. ayında mı 8. ayında mı ne sözleşmesi bitiyor. Biz de burayı kapatıp Ağdere Mesire Alanı projemiz var orayla ilgili. Körfez'de hakikaten ne Körfezli'nin, Kocaeli'nin nefes alabileceği çok güzel bir mesire alanı. Güzel göletlerin de olduğu, harika bir yeşilliği olan bir vadi burası. Burayı da inşallah Körfez halkına kazandırmış olacağız. Alınan borçları nereye harcadınız vesaire, zaten dediğim gibi yani 5 milyon borç talep ediliyor. Onu o madde geldiğinde de konuşuruz, anlatırız. Bu borcu talep etmemizin sebebi işte bir pandemi süreci oldu. Gelirler, belediyelerin gelirleri haliyle 3 ay kısmi süreli çalışmaya girdi. Birçok sanayi kuruluşu vergi gelirlerinde devletin düşüş olduğu için belediye gelirlerinde de düşüş oldu. Ve birçok belediyemiz inanın maaş ödemekte zorlandı bu birkaç ay içerisinde. Ve devlet işte 0.79 faizle 3 ay ödemesiz maksimum 5 ne kadar belediyeler İller Bankası'ndan borç talep edebilir. İstesek aslında etmeyebiliriz. 5 milyon talep ettiğimizde ne kadar vereceklerini de bilmiyoruz. 3 mü verirler, 5 mü verirler ve önümüzde bir hala da içinde bulunduğumuz bir pandemi süreci var. Yarın bunun ikinci dalgasının olabileceğinden bahsediliyorlar. Bu tedbir amaçlı, çok büyük bir rakamda değil. Zaten İller Bankası'ndan birçok belediye İller Bankası'ndan kredi almak için hakikaten birçok siyasi destek ararken böyle bir imkan var. Biz o imkan olduğu için bunu gündemimize aldık. Neticede tedbir amaçlı, faiz oranı düşük, 3 ay ödemesiz. Sıkıntıya ileride ikinci bir dalga olduğunda düşmektense 10 binin üzerinde erzak gıda yardımı yaptık. İşte o kadar dezenfekte vesaire bu çalışmaları sizlerle de paylaştık. Yani ikinci dalgasının ne olacağını da bilemiyoruz. Tedbir amaçlı bu. Neticede bu konuda da yine takdir meclisimizin. Sanayi yolu, biz hakikaten sanayimizin durumu kötüydü. Yani yollar, iç yollar açısından asfalt atılırken de gittik dolaştık. Ana yolumuzun asfaltını attık. Orada özellikle işte parklanmayla ilgili de yönetimle de konuştuk. Biraz tabii orası bir site yönetimi artık. Biraz da site yönetiminin bazı inisiyatifleri alması gerekir. Çok eski hurda araçlar varmış, sahipli, sahipsiz. Ya bunları dedik çalışın, siz bir çalışma yapın, bize getirin, sahipsiz varsa biz hepsini alalım, kaldıralım, orayı rahatlatalım. İç yollarda da düzenlemeler devam edecek. Özellikle orada çıraklık okulunun olduğu kısımda bir kaldırım oluşturacağız öğrencilerin gelip gidebilmesi için ve bu çalışmalar devam edecek. Tabii bu tür çalışmaların yapılabildiği dönemlerde yaz ayları. Biz biraz yaza geç başladık, işte birkaç ay aslında geç başlamış olduk pandemi sürecinden dolayı. Bu çalışmalarımız devam edecek. Yani sadece sanayi bölgesinde değil, bütün mahallelerimizde eksik asfalt, yama çalışmalarımız, problemi olan yollarımızda üst yapı çalışmalarımız kaldı ki Fatih ve Güney Mahallesi'nde zaten İSU biliyorsunuz bir ihale yaptı. Tüm altyapıyı yeniliyor. Üst yapı ihalesi de yapıldı. Akabinde de üst yapı yenilenecek. Bir kere bu iki mahallemizin inşallah bir yıl içerisinde altyapısı, üst yapısı tamamen yenilenmiş olacak. Ondan sonra da diğer mahallelerimizin altyapıları yenilenecek. Biz de zaten bir taraftan şu an bu çalışmalarımıza hız verdik. Biraz geç kaldık pandemiden dolayı. Biz özellikle pandemi sürecinden önce aslında işte şu an ihalelerine başladığımız işleri, dosyalarını hazırlamıştık bu yıl içerisinde. Çünkü 2019'u hakikaten devam eden projeler ölçeğinde ele aldık. Ve hamdolsun onları da bitirdik. Önemli projeler. Ve seçim beyannamemizde onların şu an çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah 2020-21 içerisinde programımızı yaptık. Birçok projemize başlayacağız.
Evet, seçim beyannamemizdeki belki projelere 2019 yılı ve 2020'nin işte bu pandemi sürecinden dolayı çok da başlayamadık. Ama artık şu an bunların dosyaları hazırlandı. Başlara çalışanlara parasını da verin bari. Vereceğiz. Hepsini vereceğiz. Ne zaman? Ne söz verdiysek vereceğiz. Onunla ilgili arkadaşlarım şu an süreçte tamamlandı. Bugün daha konuştuk, halledeceğiz inşallah. Vereceğiz. KHK'lılara da verdiğim sözü tutacağız. Haziran demiştik, şu an Haziran ayı geldi. KHK'lılara vermiş olduğumuz sözü şimdi yasal olarak önümüzdeki engellerde kalkıyor. Bu sözümüzü de tutacağız. Sıkıntı yok, problem yok. O konuda da tüm çalışanların üstleri olabilir. Evet. Kentsel dönüşüm, işte kavakoz vesaire dendi. Evet, kentsel dönüşüm projesi hakikaten bizim önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Yıllardır çalışılan, adım adım, ilmek ilmek oradaki sorunun, çözümün, sıkıntının giderilmesi için bugüne kadar hep adımlar atıldı. Ama tabii tam sonuç alınamadı. Bazı işlerin çözümü, hele de kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması hakikaten zordu, kolay değildi. Anlaşmak, vatandaşı mağdur etmeden devam edebilmek, bu sorunu çözebilmek, aşabilmek. Ama orada da inanın çok önemli bir noktaya geldik. Hem Körfez Belediyesi olarak biz, hem Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, bu konu bizim seçimden önce ele aldığımız Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte ve seçimden sonra da an be an takip ettiğimiz, hiç gündemimizden düşürmediğimiz ve çok önemli de bir mesafe aldığımız proje. Şimdi bu tür projeler tıpkı bambu ağacına benziyor. Bambu ağacının tohumunu ekersiniz toprağa, su dökersiniz, dökersiniz, bir ay geçer, iki ay geçer, bir yıl geçer, iki yıl geçer, hiç filiz çıkmaz. Filiz göremezsiniz, yaprak göremezsiniz. Ama artık onun vakti saati geldiğinde bambu ağacı bir uzamaya başlar, bütün ağaçları solar. Şimdi Körfez... 4 sene bekleyeceğiz, 5 sene hizmet edeceğiz. Özellikle kentsel dönüşüm, hayır kentsel dönüşümle alakalı süreç biraz buna benziyordu. Ve şu an geçmişte de atılan adımlarla birlikte artık çözüme kavuşturuyoruz. İnşallah TOKİ var işin içinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var, Körfez Belediyesi var. Rezerv alan, şu an rezerv alanda, belirlenen rezerv alanda TOKİ ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi proje hazırlıyor. Toplamda 400 dönümün üzerinde bir arazide bu çalışmalar devam ediyor. Öyle tahmin ediyorum bir 5-6 ay içerisinde bu projeler tamamlanır. Bunlarla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz de zaten gerekli açıklamaları yapıyor, paylaşımları yapıyor. Daha geçen paylaşımda bulundu, bakanımızla beraber Çevre Şehircilik Bakanımızı ziyaret etti. Hem bizim Körfez'le alakalı hem de İzmit Belediyesi ile alakalı kentsel dönüşümle ilgili müjdeyi vermişti kendisi. Ondan sonra da vatandaşlarımızla oturup konuşarak inşallah vatandaşlarımızla mağdur etmeden bu sorunu dönem içerisinde çözeceğiz. Evet, bu soru böyle 6 ayda 1 senede çözülecek değil. Ama ben inanıyorum ki 6 ay sonra artık vatandaşlarla görüşmeler başlar. İşte bunu uygulama, kentsel dönüşümünün uygulama esasları belirlenir. Ondan sonra da inşallah ihalesi yapılır, imalatlar başlar. Bu zorlu bir süreç, sıkıntılı bir süreç ama inşallah dönemimiz içerisinde bu sorunu %80, %90 oranında biz çözmüş olacağız. Köy yolları, çukur, toz vesaire, evet zaman zaman aşınmalar oluyor ama ben geçen hafta Dikenli'ye kadar gittik. Orada bir takım işte bir Dikenli'de bir vatandaşımızın evi yanmıştı. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah biz de yaraların sarılmasında belediye olarak yardımcı olacağız.
Dikenli en uç köye kadar gittik. İnanın gelin beraber gidelim. Köy yollarımız hakikaten otoban gibi. Ama çukurlarımız var, yapacağız. Büyükşehir bir taraftan çalışıyor. Biraz pandemi sürecinden geç kalındı. Biraz Kuzey Marmara Otoyolu firmasının çalışması. Eyvallah. Ama inşallah bu yaz artık Kuzey Marmara Otoyolu çalışması da bitti. Büyük ölçüde Körfez'i ilgilendiren kısmı büyük ölçüde bitti ama malzeme çekiliyor, şu oluyor, bu oluyor. İnşallah o çukurlarımızı da yapacağız. Köy yollarımız bizim hakikaten geçmiş dönemde ve şu an çok önemli yatırımlar yapıldı. Biz eski halini de biliyoruz köy yollarımızın. Yok. Biz yapıyoruz. Yok yok. Şu an bakın. Beraber bir gidelim köyle. Beraber bir gidelim. Ben her bir köydeyim bu parti. Sen köylere bana mı soruyorsun ya? Hayır, Naif'ten öteye geçmiş. Şimdi kalburcuyuz, çevirdik de arasındaki yol hala benim yolum ya. Benim Ercümek'e yaptırdığım yol. Sen de Ersten başlıyorsun. Hadi yaba yaba üstüne yaba yapıyorsun. Yapmaya görüyorsun. Çok güzel, o kadar da değil yani. Neyse. Evet. Yine Erkan Bey'in, Engin Bey'in notlarından birkaç şey daha söyleyip bitireyim. Neticede dediğim gibi zaten faaliyet raporunun esasını Körfez halkı zaten görüyor, takdir ediyor. Bu konuda biraz önce bizim arkadaşlarımız da birçok projeden bahsetti. Ben tekrarlama niyetinde değilim. Sermaye gelirlerinden yine bütçeden bahsedildi. Hem Erkan Bey hem Engin Bey. Onlara değindik. Hareke gözden çıkarılmış, işte üç mahallede hiç parke bordür yapılmamış köyler vesaire. Şimdi harekenin özellikle ihtiyacı olan, eksikliği olan bütün parke, bordür çalışmalarını yapıyoruz. Aşağıda zaten çok fazla sıkıntı yok. Kışla düzünde de çok fazla sıkıntı yok. Parke, bordür, asfalt anlamında. Çünkü komple yenilendi. Alt yapısı, üst yapısı. Ufak tefek şeyler çıktığı zaman da yapıyoruz. Yine bildiğiniz sıkıntılar varsa iletin. Hiç sıkıntı yok. Hemen yapalım. Hemen ekipleri gönderelim. Bizim parke, bordür sıkıntısı olan bölgemiz daha çok Yukarı Hereke Mahallemiz ve Cumhuriyet Mahallemiz. Şu anda da onların planlamasını yapıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizde yine Cumhuriyet ve Yukarı Erike Mahallesi'nden geçen Çarşı Caddesi'nin en önemli caddesi. Buranın tüm asfaltını, parkesini, bordürünü inşallah yapacak. Biz de yine hem sokaklarımızdaki hem parke bordür, hem yeni asfalt, hem yama çalışmalarını da bu yaz inşallah hızlandırıyoruz. Onun dışında ortak projelerle alakalı, tabii Büyükşehir de şu an özellikle ilk bir yılını onlar da organizasyondu. İşte hangi projeleri yapalım, işte bütçemize göre neler yapmamız gerekir. Onlar da bunlarla geçirdiler ve sağ olsunlar Büyükşehir Belediye'miz bu dönem bir hemen bir isteğimizle birlikte Yarımca'dan çıkan İlimtepe yolunun asfaltını attılar. 5 kilometre uzunluğunda hakikaten güzel bir yol. Yağmur suyu kanallarıyla, bariyerleriyle, çizgileriyle güzel bir yol kazandırdılar ilçemize. Kılavuz Gençlik Merkezi'ni yaptılar. Yine Naim Süleymanoğlu ismini verdiğimiz Orhan Gazi Anadolu Lisesi'ndeki kapalı spor salonunu şu an bitirme aşamasına getirdiler. Daha yeni işte İSU hem Fatih hem Güney Mahallemizde altyapı ihalesi yaptı, üst yapı ihalesi yaptı. Toplamda sadece bu ihale altyapısı 25 milyon, sadece altyapısı 25 milyon olan bir ihale. Bu konuda Büyükşehir Belediye'miz hem Körfez ilçemize hem diğer ilçelere elinden geldiği kadar bütçesi imkanları nispetinde yapıyor ve önümüzdeki dönemde de yine hem Hereke sahilimizde hem işte Yarımca'daki Rota Limanı'nın hem yan tarafında bulunan Nazım Ateş, Şehit Nazım Ateş Parkı'nın yenilenmesi çalışmalarını yapacak, tamamlayacak. Onun dışında yine Yarımca'da Menderes Caddesi ve Denizciler Caddesi yenilenecek. İlimtepe yolunun birinci etabına başlayacak şu an ihalesi. Hemen dosya hazırlandı, ihalesini yapacaklar. Yani Büyükşehir Belediye'miz de sağ olsun kollarını sıvadı. Bütün ilçelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldular.
sıfır atıkla ilgili hakikaten Körfez'de bu konuda başarılıyız. Yani bunu siyaset olsun diye de demiyorum. Biraz önce Engin Bey bunu ifade ettiğinde arkadaşlarım da rakamları getirdiler. Bakın 2019'da 0.79 kilo olan kişi başına düşen atık sıfır yapılan çalışmalar neticesinde 0.69 kilograma düştü. Ortalama şu alınır, bir kişinin ürettiği atık 1 kilodur normalde. Eğer siz bu 1 kiloyu yapacağınız işte kaynağında ayrıştırma çalışmalarıyla birlikte plastik atık, kağıt atık gibi bir takım atıkları ayrıştırarak eğer bunu bu çalışmayı yapıyorsanız kişi başına düşen atık miktarı azalır. Ve rakamlar gösteriyor zaten 0.69 kilogramda. Bununla ilgili geri dönüşüm konteynerlarımız hemen hemen birçok sitemizde geri dönüşüm konteyneri var. Mahallelerimizde de bir kısmı var. Aslında bütün mahallelere bu geri dönüşüm konteynerları dağıtılmıştı ama burada tabii verim alabildiğimiz oldu, alamadığımız oldu. İnşallah bunu arkadaşlarımız sürekli bu işin üzerindeler. Özellikle işte evdeki koltuk, döşeme vesaire atıklarında belediyemizin önemli bir çalışması var. Vatandaş alo diyor. Hemen bizim ekiplerimiz gidiyor. Eğer ikinci el olarak kullanabilecek bir vatandaş varsa, vatandaşımızın talebi varsa, ihtiyacı olan vatandaşımıza götürüyor. Yoksa bunlar farklı şekilde değerlendiriliyor. Artı almış olduğumuz yonga makinasıyla birlikte aşağı yukarı 6-7 aydır çalışıyor bu makinamız. İşte çevreden topladığımız dal, ağaç vesaire bunlar işte talaşa dönüştürülerek daha sonra gübre elde ediliyor. Bu anlamda da ciddi anlamda bir atık azaltımı söz konusu. Daha birçok şey söylemek mümkün ama yine dediğim gibi uzatmaktan çok istemiyorum. Dereköy'le alakalı, Kabakoz'u konuştuk. Dereköy'le alakalı uygulama çalışmalarımız başladı, devam ediyor. İnşallah. Tabii bu tür yerlerde uygulamadan sonra da bir altyapı çalışmanızın olması lazım. Bütün bunları değerlendirerek hızlı bir şekilde uygulamamız da devam ediyor. Kent meydanı yok. Evet, ilçemizdeki eksikliklerden bir tanesi. Bir tanesini tütün çiftliği düşünüyoruz. Şu an geçen dönem kent meydanı olarak planları onaylanan yerde vatandaşın biz vatandaşlarla da görüştük. Bir itirazı var. Orada aşağı yukarı 25-26 tane hak sahibi var. Bunlarla tek tek görüştük. Keşke biz onlara dedik, hadi gelin siz de destek olun birlikte, sizleri de mağdur etmeden bu çalışmayı hayata geçirelim. Ama mahkemeye verdiler. Planlara itirazları var. Bu süreç devam ediyor. Biz de takip ediyoruz. Çok da vatandaşı istemediği bir şeyi de özellikle bu kamulaştırmada yani vatandaşa rağmen bir şey de yapmak istemiyoruz. İstiyoruz ki karşılıklı bir anlaşma yapalım ama mağdur olmasınlar. Ama kent meydanı anlamında Yarımca'da özellikle Mehmet Aksoy Camii'nin batı tarafı ve hemen karşısındaki alanda kent meydanı projemizi hazırladık. İnşallah bunu hemen ihale dosyasını da hazırlıyoruz. İhalesini yapıp hızlı bir şekilde 2020 ve 2021 yılları içerisinde bu projemizi hayata gerçekleştireceğiz. Hayata özellikle bu anlamda gerçekleştirmiş olacağız. Onun dışında şöyle bakıyorum. Tır parkı sorunu, tır parkı Büyükşehir Belediyesi'nin Kabakoz'daki yerini, 40 dönüme yakın yerini Büyükşehir bu amaçlı kullanabilirsiniz iznini verdi bize. Biz de şu an orayla ilgili özellikle dosyamızı hazırladık, ihalesini yaptık. Tır parkı olarak düzenliyoruz ve 40 dönüme yakın ciddi anlamda tütün çiftlik ölçeğinde bu tır sorununu orada çözmüş olacağız. Bir diğer tır parkı alanımızı da Kirazlıyalı'da öz yapı betonun eskiden kullandığı o alanda, o bölgede de
Yarımca tarafına, batı tarafına hizmet edecek bir tır park alanı oluşturacağız. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Kirazlı Yalı, Eşirin Yalı giriş çıkış, yani bu biraz tabii özellikle oradaki D100 yolu, demir yolundan kaynaklı sıkıntılar bunlar. Yani geçmişteki planlamalarla alakalı. Buralarda giriş çıkışlar var ama yüksek araçlar giremiyor, çıkamıyor. Ama Şirin Yalı'ya biraz önce İbrahim Bey de ifade etti. Hakikaten yıllardır beklediği doğalgaz hizmetiyle buluşturmuş olduk. Ben orayı da ziyaret ettiğimde oradaki bütün site sakinleri hakikaten teşekkürlerini ilettiler. Ta belediyemize kadar gelerek teşekkürlerini ilettiler. İnşallah hep beraber gazı da verdiğimizde meşaleyi de birlikte yakarız. Ben inanıyorum ki artık Şirin Yalı bölgemiz sadece yazın değil, kışın da kalınabilen önemli, güçlü mahallelerimizden bir tanesi olacak. Hereke Halısı, Hereke Kalesi eleştirildi. Tabii bu bakış açısına göre değişir. Hakikaten üzülüyoruz tabii Hereke Halısı'nın bu duruma gelmiş olmasından, ama bugün bu duruma gelmedi, onu da bilmek lazım. Hereke Halısı yıllardır sıkıntı yaşıyor. Yıllardır Hereke Halısı'yla ne yapılabilir düşüncesi hep var. İşte burada aslında hep anlatmaya çalışıyoruz. İşte Hereke Kalesi turizm açısından önemli, ama turizm koridoru, turizm ve tarihi bir koridor oluşturmanız, bir destinasyon projesiyle ancak bunu yapabilirsiniz. Bu destinasyon projeleri de kentin bütününü ele alarak değerlendirip adım adım projeleri hayata sokarak, ayağa kaldırarak, oradaki tarihi yapıları ayağa kaldırarak o havayı ve turisti oraya getirebilirsiniz. O havayı yakalayabilirsiniz. Hemen bir projeyle, bir adımla bunu yakalama şansınız yok. İşte özellikle Hereke Kalesi sur çalışmaları tamamlandı. Şu an önemli bir peyzaj çalışması yapıyoruz ve hemen altındaki SGK'ya ait bir alanı, üzerinde de yapı var dispanserin arkasında. Burayı da kamulaştırıyoruz şu an. İnşallah bütüncül olarak Hereke'ye hem görsel güzellik katacak, oranın şimdi ışıklandırma çalışmalarını da yapıyoruz. Peyzaj çalışması da bittikten sonra hep beraber gezilebilecek, konser yapılabilecek, çay, kafe içilebilecek çok güzel bir bölgemiz oluyor. Bununla alakalı daha geçtiğimiz haftalarda Turizm, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız geldiler. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte özellikle bu bölgeyi ele aldık. Oradaki işte Sümer Fabrikası'nın bulunduğu alanı Bakan Yardımcımızla birlikte gezdik. Hereke Kalesi'nden bahsedildi. Bu tarih koridorunun nasıl Kocaeli'de bir parçası olabilir, Hereke ve Hereke Halısı markasını tekrar o eski günlerine kavuşturabiliriz. Bu sadece bir ilçe belediyesinin tek başına yapabileceği bir iş de değil. Burada tabii hem Hereke Halısı'nın, İpek Halıcılığın, Yünlü Halıcılığın dünyadaki durumuyla da alakalı bir şey. Neticede bakıyorsunuz özellikle Türk Cumhuriyetlerinde, İran'da, Çin'de çok düşük işçilik ücretleriyle ipek halı dokuması yapılıyor, ama siz bununla rekabet edemiyorsunuz. Bizim hem işçiliklerimizin pahalı olması, yüksek olması maliyetlerimizin, hem de Hereke Halısı bambaşka bir halı. Yani ilmeğiyle, ipliğiyle çok değişik, farklı boyutlarıyla farklı olan, kendine has, kendine münhasır bir halı. Haliyle eşdeğer olmayan bir ipek halıyla mukayese ettiğinizde fiyatları, rakamları, maliyeti çok yüksek olduğu için bugün maalesef Hereke Halısı bu sıkıntıyı yaşıyor. Ama işte eleştirdiğiniz, maalesef benimsemediğiniz Hereke Kalesi bir adım. Bazı projeler, devletler bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık proje yapmaz. Belediyeler, devletler, ülkeler 10 yıllık, 100 yıllık projeksiyonla adımlar atarlar. İşte bu da böyle bir projeksiyon. Bu anlamda yapılmış bir proje ve bunun da bu şekilde
değerlendirilmesini ben özellikle rica ediyorum. Yine öğrenci bursları ve son olarak işte araç kiralamadan bahsedildi. Öğrenci burslarından bahsettik. Şu an yasal olarak bu engel kalkmış olsa biz öğrencilerimize burs veririz. Maalesef yani üzülerek söylemek istiyorum. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP, yani Engin Bey lütfen. Bununla ilgili size evrak lütfen. Lütfen. Yani yok önemli değil onu demiyorum. Ya bu Anayasa Mahkemesi'ne götürülmeden önce böyle bir problem yoktu bu ülkede. Yoktu, öğrencilere belediyeler burs verebiliyordu. Ama şu an yani hangi kalemden vereyim? Gelin beraber istişare edelim. Beraber değerlendirelim. Şimdi belediye kendi bütçesinden vermiyor, veremiyor. Dün de Körfez Belediyesi kendi bütçesinden vermiyordu. Biz sanayicilerimizle geldiğimizde görüştük. Neticede bu konudan bahsettik. Tüpraş, Nur Çimento dedi, biz kendimiz veriyoruz zaten dedi. Öğrencilere, başvuranlara, işte artık kendi kriterlerine göre. Hani neticede bir bağış yapılmadığı için vereceğiniz bir kalem yok. Beraber çalışmaya ben varım, beraber çalışalım, beraber çözelim. Yani bu konuda sıkıntımız yok. Onun dışında araç kiralama, çok da girmek istemiyorum ama bahsedildi. Ya biz, evet araç satın alma geçen dönem yapıldı, araçlarımız var, kiraladığımız 10 tane araç. İşte kiralama bedelleriyle alakalı işte siz bir açıklama yaptınız. İlk açıklaması Erkan Bey'in işte kiralama bedeli 133 bin lira dedi bir aracın. Ondan sonra satın alma bedeli 130 bin lira dedi. Böyle bir açıklama yaptığı için ben de doğru bilgi verilmediğini düşünerek kalem kalem bu araç kiralamayla ilgili bilgiyi açık şeffaf bir şekilde bütün düşüncelerimi, fikirlerimi de kamuoyundan gizlemeden ortaya koyduk. Dedik ki satın alma maliyeti bu, kiralama maliyeti bu. Aradaki fark kiralamayla, satın almayla ilgili aradaki fark yani 70-80 bin lira civarında bir fark oluşuyor. Tabii ki kiralama daha ucuz. Yani kiralama şey anlamında neticede 70 bin lira daha ucuz. Ama arabayı evet satın alırsan araba sana kalıyor. İşte bunu da sattığın zaman yine o rakamlara satabiliyorsun. Finans olarak arada çok büyük farklar yok. Çok büyük uçurumlar yok. Özellikle bunu rakam rakam siz kendiniz de zaten açıkladınız. Hemen hemen daha sonra yaptığınız açıklamada aslında bizim rakamlarımızı da bir nevi teyit etmiş oldunuz. Yani 3-5 milyon fark var, o çok önemli değil. 79 milyon kar ettiğinizi düşünürken aslında 56 milyon 79 milyon zararınız var başkanım. Neyse, tekrar ona girmeyin. Bitireyim de ondan sonra şey yapın. Şimdi şunu demek istiyorum. Kaldı ki yine paylaştık. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi de araç kiraladı. Hem de yüzlerce araç kiraladı. İzmit Belediyesi iki defa araç kiraladı. İşte diyorsunuz ki meclis üyeleriniz satın almaya izin vermediği için. Görüştük arkadaşlarımızla. Onlar dediler ki, ya biz dediler satın almasına ağır ara yani iş makinaların satın almasına karşı çıktık. Şey kiralanmasına karşı çıktık. İş makinesini satın alın. Neticede ama bundan dolayı anlaşamadık vesaire gibi şeyler ifade edildi. Kaldı ki İzmit Belediyesi iş makinesi kiralaması, kamyon, otobüs vesaire yaptı. Bana göre bakın ben iş makinesini nasıl kiralarım? Evet kiralarım ihtiyacım olduğu zaman. Ama çok acil bir işim vardır. Bir aylık, iki aylık, üç aylık, iki ay, üç ay için iş makinesi alınmaz, kiralanır. Ama ben eğer bir iş makinesini iki yıl, üç yıl kullanacaksam iş makinesi kiralamam. Doğru değil. Orada katılıyorum size. Ama otomobilde hafif ticari araçlar kiralama yapılabilir. Özellikle şeyi göz ardı ediyorsunuz. Kaza riskini çok göz ardı etmiş oluyorsunuz. Yani burada kamunun neticede özellikle riskli işlerde kiraladığı araç, kaskosu olan bir aracı ve 10 tane ya, yani
hani o kadar büyük bir filo kiralamadık, gözünüzü seveyim, yapmayın. Yani bence bu kadar büyütülecek bir iş değil. O kulağacağınızı söylediniz, daha bayına vuracağız, bu devlet malzeme ofisinde arayacak, yavurmalı değil. Yani öyle bir beyanımız da var ya, çok çelişiyor. Hayır, kiralıyor. Yavurmalı ayrı, ben vatandaşın malı da olsa ben yavurmalı olarak görmüyorum. Ama ya en nihayetinde ben birinci dereceden belediyenin kendi malını korumakla birinci dereceden sorumluyum arkadaşlar. Evet. Hayır. Erkan Bey bahsettiği için kullandım. Evet. Genel itibarıyla hülasa biraz uzattığımın da farkındayım. Özür diliyorum. Neticede 2019, tabii 2020'nin de artık ortalarına geldik. İnanın gece gündüz çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Körfez ilçemize özellikle Körfez halkının beklediği projeleri bir an önce kavuşturmak için elimizden geldiği kadar enerjimizi, zamanımızı, vaktimizi hep bu işlere harcıyoruz. İnanın böyle. 7 gün 24 saat. Ve koşmaya da devam edeceğiz. Hep beraber. Her türlü önerinizi açayım arkadaşlar. Yani bu kente katkısı olacağına inandığım, nereden gelirse gelsin bu öneri, kimden gelirse gelsin, eğer hakikaten inanırsak bu kente fayda vereceğine, bu kente katkı sunacağına, bizim de boyumuzu aşmıyorsa biz bunu yapmaya hazırız. İnşallah biz verdiğimiz sözün de arkasındayız. Seçim beyannamesi bizim taahhüdümüz. Oradaki işte projelere artık bu aşamadan sonra şu an ihalelerini bir bir yapmaya başlıyoruz. İnşallah göreceksiniz bir sonraki faaliyet raporunda birçok seçim beyannamesinde taahhüt ettiğimiz işe başlamış olacağız, bitirmiş olacağız ve birçoğunun da ihalesini yapmış olacağız, devam ediyor olacak. Dönem sonunda da mutlaka seçim beyannamemizde yapamadığımız bir takım sebeplerden dolayı 3-5 tane işimiz olabilir. Ama büyük ölçüde beyannamemizi biz inşallah tamamlamayı buradan taahhüt ediyoruz. Sadece şundan bahsedeyim ve bitireyim. İlimtepe Millet Bahçesi dedik. Hakikaten bizim belki de seçim beyannamemizdeki en önemli projelerden bir tanesi. Bakın bunun taslak projelerini hazırladık. Ormandan 350 dönümlük yerin kiralamasını yaptık, bitirdik. Gerekli görüşmeleri bizzat genel orman genel müdürlüğümüz, ilgili bakanımız, bölge müdürümüzle görüşerek bu çalışmaları yaptık. Gerekli izinleri, millet bahçesi yapılması anlamında gerekli izinleri aldık. Ve ilgili bakanlığımıza giderek, bakan yardımcımızla da görüşerek onayını aldık. Ve şu an Çevre Şehircilik Bakanlığı İlimtepe Millet Bahçesi'nin yapımını onayladı, üstlendi ve TOKİ'ye yapılması için yazısını yazdı. Bu yazı bize de ulaştı ve şu an projesi hazırlanıyor. İnşallah proje bittikten sonra da Körfez'e çok ciddi değer katacağına düşündüğümüz İlimtepe Millet Bahçemizi ve hemen onunla birlikte seyir terası projemizi de inşallah başlamış olacağız ve bu kente de kazandırmış olacağız. Ben tekrar herkese olumlu, olumsuz fikirlerinden, düşüncelerinden dolayı, katkılarından dolayı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Faaliyet raporumuzun ilçemize, ülkemize, milletimize, Körfez halkına hayırlar getirmesini diliyorum. Yine faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum ve sözü başkanımıza veriyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ağzınıza sağlık. Kifayeti müzakere. Bu konuyla ilgili mi? Faaliyet raporu. Faaliyet raporu çok kısa. Peki, kısa olsun. Buyurun. Sayın Başkan, bir saattir konuşuyoruz. Zaten fark ederseniz birkaç dakika konuştuk. Şimdi sadece kısa kısa polemiğe girmeden Sayın Başkan'a cevap vereyim. Birincisi, kendisini tenzih ediyorum bizim belediye başkanımız olduğu için. Bu bursların Cumhuriyet Halk Partisi tarafından iptal edildiği koca bir yalandır Türkiye'de. Kendisini tenzih ediyorum. Bu yalana kendisi de Sayın Başkan maalesef inanmak zorunda kalmış.
Bu diğer kurumların, devlet kurumlarının burs verilmesinin önünde bir engel vardı. Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gitti zamanla Cumhuriyet Halk Partisi. Bununla ilgili evrakları da Sayın Başkan'a, yanılmıyorsam pandemi sürecinden önce, 3-4 ay önce ben kendisine de sundum. Ayrıca bursla ilgili çelişkili bir ifade bence. Geçen dönem veren Sayın Belediye Başkanı o zaman yasa dışı bir işlem mi yaptı? Yasalara uymuyordu da nasıl verdi? Bu bir çelişki oluşturuyor. Bu yine yapılabilir. Üçüncüsü, siz bağışa karşıydınız. Yani bu şekilde toparlayamadığınızı zannedersem düşündünüz. Onun da üzerinde durmuyorum ama bakın bunu geçen de dile getirdiğimde ben Çanakkale Belediye'mizin verdiğini, buna benzer birkaç belediye'mizin verdiğini ve buradaki belediye başkan arkadaşlarımla bizzat kendim görüşüp nasıl verdikleriyle ilgili evrakları da alıp size sundum yasal olarak. Tarafıma hiç dönmediniz bununla ilgili. Demek ki burs vermek gibi bir niyetinizin olduğunu düşünmüyorum. Bakın bununla ilgili ben size öneri getirdim. Efendim? Engin Bey, onu nasıl verildiğini biliyoruz ya, bilmeyen yok ki. Veriliyor demek ki yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi iptal ettiğinde... O benim adıma verecek. Niyeden vereyim yani? Nasıl? Nasıl başkanım? Yani şöyle, siz vereceğiniz parayı Kredi Yükler Kurulu'na veriyorsunuz, evet. Aldım burs olarak dağıtıyorsunuz. Hayır. Öyle... Söyleyeyim Sayın Başkanım, konuyu uzatmak istemiyorum ama... Ya vakit almış, pandemi sürecinden dolayı... Siz oraya bir bedel yatırıyorsunuz belediye olarak. Bunda herhangi bir yasa dışı bir durum yok. Ve isimleri de kendinizde belirleyip oraya sunabiliyorsunuz. Yine buradaki mağdur çocuklarla ilgili. Bu şekilde yapıyor belediyeler başkanım. Demek ki siz açınızdan uygun değil. Şimdi, yok yanlış bilmiyorum. Siz tarafıma bile dönüş yapmadınız. Bakın şimdi İbrahim Bey baştan bir konudan bahsetti. Ben dedi ki, işte tabiri caizse şu ibadeye getirdi konuyu. Dedi ki ya... Biz arazi arsa satmıyoruz, hani bu doğru bir şey. Tabii ki doğru bir şey, bu eleştirilecek bir şey değil. Ben dikkat ederseniz bütçedeki tablolar ve rakamlar üzerinden konuştum Sayın İbrahim Bey. Bunun da doğru bir adım olduğunu da biliyorum ama bir bütçe hazırlanırken de bu kadar ciddi sapmaların olması, bir muhasebecisiniz kendinizin, takdir edersiniz ki çok ciddiyetten uzak olduğunu. Bu kurumlarda da sürekli esas alındığında, bir de arazi satıp satmama konusunda çok fazla girmedim bilerek, girmiş olsaydım zaten o dönemde grup başkan vekili Sayın Başkan'dı. Sayın Başkan'ın imzaları vardı o satışlarda. Bunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Son olarak tekrar söylüyorum, uzatmadan şunu da belirteyim. Şimdi Sayın Başkan, sözlerinize başlarken 2019 yılı benim için hazırlık yıl olarak bir cümle kullandınız. Bildiğim kadarıyla siz bu belediyede Sayın Başkan, belediye başkan yardımcılığı yaptınız. Meclis üyeliği de yaptınız, grup başkan vekilliği yaptınız, imar komisyon başkanlığı yaptınız, ilçe başkanlığı yaptınız gibi çok kıymetli görevlerde bulundunuz. Bu kadar belediyeye aşikar olan bir sayın başkanım sizin, hala sizin bu geçtiğimiz yılı hazırlık yılı olarak görmenizde çok manidar buldum, özellikle belirtmek istiyorum. Bir de Doğan Bey yanılmıyorsam söz almıştı ilk başta. Üslubundan dolayı özellikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Eleştiri üsluplarımıza verdiği cevaptan dolayı. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz Engin Bey. Bir cümleyle ben bitireyim. Bir cümle. Yok, tamam, gerek yok. Yok. İbrahim gerek yok. İbrahim uzatmaya gerek yok. Evet. Başkanım son cümlesini Şimdi hani birçok görev yaptığımı söyledi Engin Bey. Hazırlık yılı hani... Ben şunu demiyorum, hazırlık yılıydı, hiçbir şey yapmadık demedim ki ben. Yani evet, hem hazırlık yılı olarak geçirdik hem de devam eden önemli projeleri de bitirdik. Yani boş geçmedi. Biraz önce ifade ettim. Sarnıçan, İlintepe, İş Merkezi, Kültür Merkezi, ondan sonra üniversite, Hareket Kalesi gibi ve daha birçok sayacağımız projeleri de tamamladık bu süreçte. Bak hiçbir tanesi yarım kalmadı. Yani neticede ve bunları da yok. İsmail hani bana bizi yaktın deseniz hani. Yok. Öyle bir şey demek istemiyorum. Neticede bir taraftan bu işleri de tamamladık. Evet, hazırlık da yaptık ister istemez. Neticede ben o görevleri yaparken belediye başkanının takdir hakkı bende değildi yani. Ha bugün bende bu takdir hakkı. O takdir hakkının hazırlığı olsun diyelim. Evet, teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim başkanım. Oldukça uzun bir görüşme oldu. 2019 yılı faaliyet raporunun oylanmasına geldi değerli meclis arkadaşlarım. Şimdi ben bu maddeyi oyluyorum. 2019 yılı faaliyet raporunu kabul edenler. Kabul etmeyenler. Evet, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Ben tüm arkadaşlara, tüm konuşmacılara, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Şimdi yerimi tekrar asıl sahibime, Sayın Başkanıma takdim ediyorum. Buyurun Başkanım. Hakkında suç duyurusu bulacağız. Tarafsız. Tarafsız. Evet, evet. Evet. Başkanım, mikrofon geldi. Sen de bir saatte vurursan yandı. Yok. Evet. Teşekkür ediyorum. 2019 yılı faaliyet raporumuzun tekrar ilçemize, milletimize, Körfez halkına hayırlı olmasını diliyorum. Faruk Bey'e de teşekkür ediyorum. Tarafsız bir faaliyet raporu gündemini tamamladığı için. Evet, bir sonraki maddemize geçelim. 11 demiş. Evet, Ayşe Hanım. Ben biraz yoruldum sizden. 5393 sayılı kanunun 25. maddesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan denetim komisyonu raporu. Evet, denetim komisyonu raporumuz yine o 2019 yılındaki gelir ve giderlerimizin denetim komisyonu tarafından denetim faaliyeti tamamlandı. Ben yine denetim komisyonu üyelerimize de teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Yaklaşık herhalde bir normalde 2 aylık bir çalışma vakitleri vardı ama pandemi sürecinden dolayı biraz uzadı. Kendileri zannediyorum çalışmayı tamamladılar. Bu sadece oylanmayacak, meclise ve Körfez halkına bilgi verilecek bir konu. Ben sözü denetim komisyonuna bırakıyorum. Önce kime verelim? Ayşe Hanım, size mi verelim? Buyurun Ayşe Hanım. Daha sonra da söz almak isteyenlere veririz. Buyurun Ayşe Hanım. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince Körfez Belediye Meclisi'nin 3 Ocak 2020 tarihli 10 nolu meclis kararı ile 1 Ocak 2019 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin Körfez Belediyesi gelir ve giderleriyle bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimini denetim komisyonumuz tarafından 45 günlük yasal süreci tamamıyla kullanmak suretiyle gerçekleştirilmiş bulunmaktayız. Bu noktada ben tek tek rakamlara girmeyeceğim burada. Zaten faaliyet raporunda da rakamlar mevcuttu. Siz de incelemişsinizdir diye düşünüyorum. Gelirlere baktığımız zaman bütçe gelirinin 136.452.403 TL tutarında gerçekleştiğini görmekteyiz. Tahsilat işlemlerine baktığımız zaman banka ve posta kanalıyla gelen havalelerin belediye hesaplarına intikal ettirildiği ve belediye tahsilat yönetmeninin 10. maddesiyle her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenen tahsildarların üzerinde tutulabilecek para limitine uyulduğu, gelir ve tahsilat işlemlerinin mali idareler, bütçe ve muhasebe yönetmeliğine uygun şekilde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 2019 yılında belediye personellerine baktığımız zaman, belediye personelinde 143 tane memur, 50 sözleşmeli personel, 75 işçi için yıllık toplam 17.437.395 TL tutarında maaş ödemesi yapıldığı görülmüştür. 2019 yılı içerisinde belediyenin üye olduğu İlimtepe Konut Yapı Kooperatifine üyelik aidatı olarak 705.000 TL ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Belediyemizde yer alan müdürlük ve bunlara bağlı birimlerin çalışmalarında ekonomik ve verimlilik esaslarına göre yönetildiği hususu objektif bir denetime tabi tutulmuştur. Raporumuzdaki 31 Aralık 2019 tarihli bilançoda yer alan bakiyeler kanuni defter ve kayıtlara uygun olarak bilanço muhasebe sistemi genel tedbirindeki ilkelere uygunluğu görülmüş ve tespit edilmiştir. Tahakkuk edilen alacaklarımızın tahsil oranı yüksek olmasına rağmen tahakkuk tahsilat oranının yükseltilmesi hizmet miktarı ve kalitesini artıracağı sonucuna varılmıştır. Belediye doğrudan teminle mal alırken 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre teklif aldığı, iş ve işlemleri yasaya göre sonuçlandırıldığı görülmüştür. Mal ve malzeme temininde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurarak harcamanın yapılması tavsiyeye değer görülmüştür. Belediye hak ediş ve sahip ödemelerinde belediye 5393 sayılı kanunun ilgili hükümlerine göre evrak oluşturduğu ve ödemelerin kanun tüzük yönetmeliklere uygun yapıldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak 5393 sayılı belediye kanunun 25. maddesine göre oluşturulan komisyonumuz, belediye bağlı müdürlükler ve alt birimleriyle üretilen iş ve işlemlerde ilgili kanun ve tüzüklerle uygun gider ve tahsilatların yapıldığını tespit etmiş olup, belediyemiz kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için
stratejik plan ve performans hedefleriyle halkımızın ihtiyaç gereksinimlerine göre uygulama çalışmalarının devamı tavsiyeye değer görülmüştür. Komisyonumuzca tanzim edilen 2019 yılı denetim komisyonu raporunun meclis başkanına sunulmasına oy birliğiyle karar vermiş bulunmaktayız. Ben cümlemi tamamlamadan önce burada birkaç şey daha söylemek istiyorum. Denetim komisyonunda bildiğiniz üzere Doğan Orak, Ender Oğuz ve ben çalıştık. Ben öncelikle komisyon üyelerimize göstermiş olduğu emekten dolayı hep birlikte gerçekten almış oldukları görevi layık yerine getirmeye çalıştı arkadaşlarımız da. Ondan dolayı öncelikle kendilerine teşekkür etmek istiyorum hem Doğan Orak hem de Ender Oğuz'a. Onun dışında yine belediyede ilgili başkan yardımcımız İbrahim Şefan ve ilgili müdürümüz Fatma Hanım gerçekten bize ve ekipleri bize her türlü evrak temini ve istediğimiz her türlü bilgide çok seri ve gerekli şekilde bize dönüş sağladılar. Hani bundan da bilginiz olmasını istedim. Hem halkımızın hem sizlerin. Gerçekten belediyemiz bu noktada bize her türlü bilgi, belge ve evrağı olması gerektiği şekilde iletti. Ne şekilde istedik ve her saatte getirdiler sağ olsunlar. Onun dışında yine bizim bazı sorularımız oldu tabii gördüğümüz. Bununla ilgili müdürlükleri, konuyla alakalı müdürleri davet ettik. Onlar da hepsi her biri bize zaman ayırıp gelip bizimle bizzat ilgilenerek yardımcı oldular. Ben tüm birim müdürlerine de yine aynı şekilde buradalar kendileri zaten. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum konuyla ilgili yardımlarından ve bilgilendirmelerinden dolayı. Ve tabii hepsinin nezdinde de başkanımıza teşekkür ediyorum. Sonuç itibariyle güzel bir çalışma yaptık ve inşallah sonuçları da hayırlar getirir diyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım'a. Söz almak isteyen Ender Bey. Evet, buyur Ender Bey. Zaten herhalde rapora şerhiniz de var zannediyorum. Evet, buyur. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, belediyemizin kıymetli çalışanları, basın mensubu ve misafirlerimiz, hepimize yeni meclis toplantımız ve alınacak kararların hayırlı olmasını diliyorum. Vermiştim raporu okuyorum Sayın Başkan. Körfez Belediyesi 2019 yılı denetim komisyonuna muhalefet şerhi. Denetim komisyonu olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda öncelikle bizlere her türlü belgenin ulaşması noktasında hassasiyet gösteren belediyemiz personelimize ve bizimle birlikte görev yapan komisyondaki mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. 45 gün boyunca yapmış olduğumuz komisyon çalışmalarında tespit ettiğimiz olumsuzluklar aşağıda yer almaktadır. Bir önceki başkanlık döneminden yeni döneme kadar bir hizmet gerçekleştirilmedi. Eski dönemin son 3 aylık döneminde Körfez Belediyesi'nin bütçesini yemek organizasyonları, tanıtım ve bunun gibi giderlerine doğrultusunda konuladığı tespit edilmiştir. 3 aydan bahsediyorum en son. Toplam sadece yemek ücretine verilen rakam 133.264 Türk Lirası'dır. Kaldı ki mevcut yemek organizasyonlarının kamu yemeklerine göre çok afaki bir rakam olan bir organizasyonda kişi başı 120 liraya yemek organizasyonu verildiği tespit edilmiştir. Yine 2 aylık ilan gideri 50.272 liradır. Dönemin belediye başkanı TÜGVA Vakfı'na tahsis edilmek üzere taşınmaz kiralamış ve söz konusu binanın tadilat yapım işi projelendirilmesi ve kira bedeli için belediye bütçesinden 93.692 lira ödeme gerçekleştirmiştir. Kaldı ki yeni dönem başkanlığında söz konusu taşınmaz değerlendirme dışı bırakılmış, ekstra olarak yeni bir taşınmaz tahsis edilmiş ve bunun için yeni bir bütçe kullanılmıştır. Belediye tarafından ihale edilen Sarnıçam, İlimtepe Kültür Merkezlerinde mülk sahiplerinin gecikmeden kaynaklı kira ödemesi olarak İlimtepe Kültür Merkezi'ne 116.970 lira ödeme yapılmıştır. Sarnıçam projesine ise 397.731 Türk Lirası teslimattan gecikmesinden dayalı kira ödemesi yapılmıştır. Mevcut başkanlık dönemine bakıldığında herhangi bir yeni yapım işine rastlanılmadığı gibi genel olarak da mal ve hizmet alımlarını doğrudan temin yöntemlerini kullanarak iş ve işlemlerin yürütülmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu alımlar kapsamında Körfez ilçemiz sınırlarındaki esnaflardan teklif istenilmesi ve bazı Körfez ilçemiz sınırlarındaki esnafların yapılması daha da etik olduğunu düşünmekteyiz. Teklif alırken tekörlü halinde aynı firmaların değerlendirildiği görülmüştür. Belediye araçlarında bir iş makalarında bakım ve onarım giderlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Medya, tanıtım, ilan ve gazete giderleri gibi noktasında büyük ve gereksiz bütçeleri yer birliği görülmüştür. Toplam yaklaşık maliyeti 263.732 liradır. Yine yeni dönemde belediye yönetiminin yemek organizasyonuna toplam ödediği para 328.600 Türk Lirası'dır. Yeni dönem belediye yönetiminin hediye harcama kalemleri ise 111.308 lira tespit edilmiştir. 5.393 sayılı belediye kanunu 28. maddesinde açıkça aykırı
davrandığı tespit edilmiştir. Şöyle ki bir önceki dönem iki meclis üyesinin görev süreleri sona erdikten ermeden bir yıl dolmadan doğrudan temin yoluyla kendilerine doğrudan ve dolaylı olarak bağlı firmalarına iş verildiği görülmüştür. Yine ayrıca belediye yönetiminin bağlı olduğu siyasi parti yöneticisinde doğrudan temin yoluyla birden fazla iş aldığı tespit edilmiştir. Yapılan denetleme işlemi neticesinde eksik ve uygunsuz gördüğümüz noktalar yukarıda belirttiğim gibidir. Gerek hukuki gerekse etik açıdan problem teşkil eden konular mevcuttur. Yeni dönemde bu gibi eksik ve yanlışların tekrar edilmemesi ve daha hassas davranılması gerektiğini belirtir. Saygılar olsun. Evet, teşekkür ediyoruz Ender Bey. Başka söz almak isteyen var mı? Doğan Bey, siz de komisyon üyesi olarak 3-5 cümlede size dönmek. Evet başkanım, ben de komisyon üyelerimize, Ender Bey ve Ayşe Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten 45 günlük çok yoğun ve detaylı bir incelemeye tabi tuttuk. Onun yanında yine özellikle Mali Hizmetler Müdürlüğümüze ve evraklarımıza temin noktasında teşekkür etmek istiyorum. Ve tüm birim müdürlerimize de bu noktada göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sadece belki Ender Bey başkanım söylediği şeylere siz cevap verirsiniz ama onların içerisinde hediye giderleriyle alakalı muhtemelen hediye giderleri arasında düğünlere giderken takılan altınların da herhalde o rakam içerisinde olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde sanatçılarla alakalı zaten irat meselesini açıklamışlardı bize. İrat kaydedildiğine söylenmişti. Bir de alımların sadece doğrudan temin değil, onun yanında açık ihale ve pazarlık usulüyle de alımların olduğunu gördük. Buna alakalı kısaca bilgi vermek istedim. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Evet, değerli arkadaşlar, tabii ki denetim faaliyeti önemli bir faaliyet. Mutlaka yıl içerisinde yapmış olduğunuz harcamalar, gelirler, bunların ne kadar mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı, dikkat edilip edilmediği bu tür çalışmalar önemli. Biz buradaki arkadaşlarımızın tespit ettiği eksiklikleri, iyileştirme amaçlı önerilerini dikkate almaya çalışacağız. Buradan da özellikle bu konularla ilgili arkadaşların özellikle bu önerileri dikkate almasını buradan ifade etmek istiyorum. Yemek organizasyonlarından bahsedildi. Hem seçim öncesi hem de seçim sonrası. Şimdi tabii bütün belediyelerin bu tür organizasyonları var. İşte Ramazan ayı ağırlıklı olmak kaydıyla zaten bu tür organizasyonların büyük bir kısmı Ramazan ayı organizasyonları ve onun dışında da bir takım etkinliklerle birlikte bu tür faaliyetler yapılıyor. Burada tabii bizim özellikle bu konuda hassasiyetimiz var aslında. Geldiğimizden beri çok fazla bu tür harcamaları azaltmaya çalıştık, yapmamaya çalıştık. Çok böyle zorunlu olduğumuz hallerde bu adımları attık. Bunlara biraz daha hassasiyet göstermeye çalışırız. Özellikle TÜGVA Vakfı ile ilgili eleştiriniz. Şimdi doğru, TÜGVA Vakfı için bir yer kiralanmış, bir önceki dönem alınan meclis kararı gereği. Seçimden önce 3 yer kiralanmıştı. Birisi Eren Bülbül Bilgi Evi'nin olduğu yer, bir tanesi Yeni Yalı Mahallesi'ndeki hemen yanındaki yer yine Bilgi Evi amaçlı. Bir yerde yine işte zannediyorum Güney Mahallesi'nde bahsettiğiniz yer TÜGVA için. Biz geldiğimizde baktık, yani bunun üçünü hızlı bir şekilde faaliyete geçirmemizin zor olduğunu ve özellikle TÜGVA Vakfı'nı verilen yere Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu işte gençlik, kılavuz gençlik merkezi, işte orada hem bilgi evi hem de lise akademi olacak. Birbirine de mesafe olarak yakınlığı açısından bir de çatı katıydı. İnanın içeri girdim, yani ciddi anlamda çatı yalıtımı vardı ama içerisi çok sıcaktı. Yani yazın gitmiştim, hatırlıyorum şu an. Biz dedik ki 3 yer kirada, tabii bir takım masraflar yapılmış ifade ettiğiniz gibi.
Bunu yine aslında bu masrafları azaltıcı yönde karar aldık. Dedik ki bir tanesini bunun iptal edelim. Bize bu ikisi yeterli. Büyükşehir'de zaten işte tütün çiftlikte böyle bir gençlere ve ortaokul, ilkokul çocuklarına yönelik hem lise akademi hem de bilgi evi açıyor. Bir tanesini iptal ettik. Ondan kaynaklandı. Neticede olmasaydı iyiydi ama geldiğimizde dediğim gibi baktığımızda yapılmıştı, bir takım harcamalar yapılmıştı. Ama biz devam etseydik oraya yine hem kira masrafımız artacaktı hem yapım masrafımız artacaktı. Şu an Yeni Yalı'daki yeri TÜGVA'ya verdik. Orada da işte tam zaten faaliyete geçecekti, o ara pandemi oldu. Şu an her şey de hazır. TÜGVA orada yine Körfez gençlerine dönük programlar yapacak. Onun dışında tekliflerle alakalı mümkün olduğu kadar Körfez esnafıyla ve değişik esnaflarla çalışmaya gayret ediyoruz, hassasiyet gösteriyoruz. Buna biraz daha dikkat edelim, biraz daha tedarikçi firma portföyümüzü genişletelim. Medya tanıtımla alakalı toplamda zannediyorum 263 bin lira gibi bir rakam harcanmış. Aslında toplam bütçeye baktığınızda 2/1'e falan denk geliyor. Yani aslında çok büyük bir medya tanıtım kalemi giderimiz tabii benim düşünceme göre çok büyük bir gider değil. Yani şunu da tavsiye ederim. Başka belediyelerle de bir mukayese edin derim. Ona göre şey yapalım bakalım. Eğer hakikaten çok yüksek sadaka başka belediyelerin medya tanıtım masrafları yıllık çok çok daha aşağılardaysa o zaman biz kendimizi gözden geçirelim tekrar. Ama siz de bence bir bakın. Bana göre bu rakam hakikaten... Küçük bir örnek belki çok önem arz etmez ama baktığımızda belediye başkanları müşterilere gazete dağıtımı diye bir gazete de var. Belediyemiz gibi günler 21 başkanımız bu tarz 26 kişilik bir günde 400'e farklı farklı gazeteler alınır. Bununla ilgili gazete alırken de atıyorum. Tabii ki sizin siyasi düşüncenizi göstermesi alıyorsunuz. Gazete parası mı? Hayır. Değil, bir küçük örnek veriyorum. Tamam. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu doğru mu bize? Bu da doğru değil. Sonuçta herkesin belediye başkanısınız. Her görüşte, her düşünceyi bir basın destekleyeceksiniz. Ama kendi basınınızı destekliyorsunuz. İzin verin. Dolayısıyla akşam saat 7'de 8'de şunların arasında bile şu var. Daha sayfası açılmamış balya balya atılacak gazeteler de var. Yani bunları da görmek de lazım. Bunun gibi yazı filan bunlar gibi yüzlerce örnek var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu normal karşılayacağınızı sanmıyorum baktığınızda. Yani biz aslında azalttık sayıları gazetelerle alakalı. Bu anlamda biraz tabii basına destek anlamında da bu tür adımlar atılıyor. Ama dediğim gibi toplamda bu rakam hakikaten bütçede çok büyük bir oran teşkil etmiyor. Normalde tanıtım giderleri özel şirketlerde de bu vardır. Öngörülen oran %2'ler civarındadır. Biz 2/1'lerdeyiz yani. Çok çok altındayız yani. O konuda aslında bizim kendi tabanımız bizi eleştiriyor. Kendinizi iyi tanıtmıyorsunuz. Yaptıklarınızı iyi anlatamıyorsunuz diye. Onun dışında meclis üyeleriyle doğrudan iş verildiği konusu. Burada arkadaşlarımız bana bu konuyu getirdi. Sizin tespitinizden sonra biz de İnceledik niye böyle bir şey oldu normalde. Doğru, meclis üyesi görevi bittikten sonra 1 yıl taahhüt işi yapmaması lazım. Komisyonculuk bile yapamayacağını söylüyor kanun evet. Ya. Aracılık bile yapamayacak ki doğrudan iş alıyorlar. Sonra bunu araştırın dedik arkadaşlarımıza. Tabii arkadaşlarımızın Danıştay kararları getirdi. Doğrudan teminin bir taahhüt olmadığı yönünde Danıştay kararları var. Ama hani inanın... Bilseydim ben ta başlangıcından da bu işe müsaade ettim. Hukuki boyutu ayrı bir delilik. Olarak baktığınızda normal karşılayacağınızı sanmıyorum. Doğru, yok karşılamazdık zaten. Ben de sizin aracılığınızla aslında bunu öğrendim. Ha çok büyük rakamlar da değil, görmüşsünüzdür alınan harcamalar. Ama büyükmüş, küçükmüş bu çok önemli değil. Dediğiniz gibi bir yaklaşım var. Buna uyulması gerekirdi, dikkat edilmesi gerekirdi. Bunu da notlarımızı aldık. İkinci dönem dikkat edeceğiz inşallah. 2024-2029 döneminde buna dikkat edeceğiz. Evet teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
Evet, bilgilendirmemiz tamamlandı. Başka görüş düşüncesi olan yok herhalde. Evet, bir sonraki maddemiz. 12. maddedeyiz. 12. maddeyiz başkanım. 2019 mali yılına ait Körfez Belediyesi bütçe kesin hesabının görüşülmesi. Evet, bunu bütçe plan bütçe komisyonumuza havale edeceğiz ve maksimum 5 gün içerisinde de toplantı tekrar yeni bir meclis toplantısı yaparak onaylayacağız. Kesin hesabımızı inceleme işlemini bu şekilde tamamlayacağız. Biz konuyu plan bütçe komisyonuna havale edeceğiz. Bütçe kesin hesabın plan bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki toplantıyı da 16.06.2020 Salı günü yapacağız. Takvim o şekilde çalışıyor. Onu da zaten en sonunda yine konuşuruz. Evet. Efendim? Anlamadım. 5 gün. 4 gün oluyor sanki. 5 gün. Bugün ayın kaç ya? Bugün 12'si başkanım. 12'si, 16'sı dedik. 5 gün, 17'si. Bugün de sayılıyor başkanım. Hafta sonu sayılmıyor. Sayılıyor. Arkadaşlar o şekilde söyledi. 17. Sayıldığını ifade ettiler. Hayır, sayılıyor ya. Sayılıyor. Yok yok, sayılıyormuş. Yani biz onu arkadaşlarla konuştuk. Hatta bu konuda daha önceden de Sayıştay tarafından tenkit aldıklarını ifade ettiler. Evet. Diğer madde. O zaman bugün de sayılır. Bugün de söyle başkanım, saatini. Tamam. 16.06.2020 Salı günü saat 15'te. Evet. Yine bu salonda. Evet. 13. madde. İller Bankası'ndan nakit kredi çekmek için belediye başkanı yetkilerimiz. Evet, aslında biraz önce de konudan bahsetmiştik. Özellikle bu pandemi süreciyle alakalı belediyenin işte vergi gelirlerinin düşmesi ve hemen akabinde belediye gelirlerinin düşmesiyle bazı belediyelerde, yani Türkiye genelinde sıkıntılar yaşandı ve özellikle bu konuda belediyeleri rahatlatmak adına İller Bankası isteyen belediyelerin kredi başvurusunda bulunacağını açıkladı. Biz de biraz önce ifade ettiğim gibi tedbir amaçlı, işte pandemi sürecinin nereye gideceğini bilmiyoruz. İkinci dalgası olacak mı, olmayacak mı, nasıl bir sıkıntı yaşayacağımızı da bilmiyoruz. Zaten maksimum 5 milyon artı kaldı ki İller Bankası talebe göre bu rakamları da kendisi belirleyecek. Faiz oranı 0.79, 3 ay ödemesiz. Kaç yıllık? 3 yıl başkanım. 3 yıl. 3 yılda da, yani dönem içerisinde de ödemiş oluyoruz. Bu konuda bir maddemiz. Evet, görüşleri olan varsa söz vereyim. Herhalde yok. O zaman oylayalım. 13. maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 14. madde. Mülkiyeti belediyemize ait Yavuz Sultan Selim Mahallesi 1185 ada 3 ve 5 nolu parsellerin Körfez İlçe Müftülüğü'ne tahsis şekli bedelli ya da bedelsiz tahsis süresinin görüşülmesi. Evet. Yavuz Sultan Selim Mahallemizde bir alan. Aslında orada bir cami derneğimiz de var. Şu an bir evin altında hemen mevkisi Kavanlar sitesinin batısında kalan bölgede, Körfez kentin üstünde, kuzeyinde. Daha önce zannediyorum geçen dönemde Çerçi'nin arka tarafı, daha kolay anlaşılacağı üzere Migros'un arkasında bir alan, 2,5 dönüm. Buraya dernek bir cami yapmak istiyor. Zaten epeydir bir çalışmaları var. Burayı ilçe müftülüğümüze bedelsiz 25 yıllık tahsisi. Konu bu. Söz almak isteyen varsa nasıl? Gerek varsa gönderelim. Bilmiyorum. Yok, imar değil ki bu. Yani tahsis mi? He? İmarla ilgili bir durum değil. Ben de biliyorum. Plan bütçeyle alakalı tahsislerin tamamı plan bütçe komisyonuna gitmek durumunda diye belediye kanunu açık. Var mı öyle bir şartımız? Yani gönderebiliriz. Problem yok. Gönderebiliriz ama yani
Zaten tam gönderelim, problem değil. Bunu gönderelim ama şu aşağıdakini göndermememiz lazım. Onu anlatacağım çünkü daha önce zaten bununla ilgili çalıştıydık. Ben 14. maddenin plan bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 15. Mülkiyeti belediyemize ait İlimtepe Mahallesi 1771 adı Ekinoğlu parselde bulunan binanın Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmesinin görüşülmesi. Evet, bunu biliyorsunuz daha önce aslında tahsis ettik. 10 yıllığına tahsis etmiştik bir önceki mecliste. Milli Eğitim Müdürlüğü bize dedi ki ya biz buraya yatırım yapacağız. Çünkü orada binanın kaba inşaatı bitmiş. İlimtepe'de burayı lise yapacak. İlimtepe'nin de liseye ihtiyacı var. Biz 10 yıllığına tahsis edilen bir yere hani yatırım yapma noktasında sıkıntı yaşayabiliriz. Bunun süresini uzatın. Biz de olur dedik, sıkıntı yok. Keşke bize bunu daha önceden söylemiş olsaydınız. Şimdi bunu 25 yıl bedelsiz olarak tahsis edeceğiz. Bunu eğer şey yaparsanız hemen geçirelim. Daha önce görüşmüştük onu. Evet, 15. maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, 16. madde. Memur boş kadro değişikliği. Burada da teknik bir kadromuzu mimar kadrosuna dönüştürüyoruz. Konu bu. Söz almak isteyen var mı? Evet. 16. maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddelerimiz tamamlandı. Dilek ve temenniler. Evet, söz almak isteyen var mı? Yok. Erkan Bey buyur. Konuşmayı çok uzattınız. Dilek temelde konuşacak bir şey bırakmadınız. Bizi yordunuz. Baştan söyleyeyim. Herhangi bir söz dilek temelde almayacağız başkanım. Peki, teşekkür ederim. İzinli meclis üyelerimizi hemen... Ertan Peker, Arif Ersoy, Volkan Özmen, Enver Okan raporu var, raporu geldi başkanım. Yusuf Eryersoy. Okunan isimlerin izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki meclis toplantımız biraz önce de ifade ettiğim gibi 16.06.2020 Salı günü saat 15'te. Oyluyor muyduk? Evet. Bir sonraki meclisimizi 16.06.2020 Salı günü saat 15'te bu salonda yapmayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, her birinize teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.